NBA Merhaba hoş geldiniz. Bugün gündem videosu değil bir analiz videosu var. Geçen hafta oynanan Los Angeles Clippers ve Dallas Mavericks maçlarının iki maçı üst üste oynandı bildiğiniz gibi. Bu iki maçı bugün birazcık e, masaya yatıracağız. İki takımın da eksiklikleri, artıları, nerede zaafları var, nerede güçtüler. Olası bir playoff eşleşmesinde güzel bir prova olacağını düşündüğüm için bu maçları özellikle seçtim. Hem de biraz Doncic, biraz da Kawhi ve Paul George konuşmak istiyordum bir süredir. Şimdi analiz videosuna geçmeden önce ufak birkaç hatırlatmam var ilk kez izleyenler olabilir diye. Bu videolarda genel olarak maçların lineer bir akışını konuşmuyorum artık. Eskiden daha ilk analiz videolarımda böyle yapıyordum biraz da ama biraz onu değiştirdik. Artık daha farklı pozisyonları, benzer pozisyonları, takımların durumlarıyla ilgili bilgi verecek, oyuncularla ilgili genel ve maç üzerinde bilgi verecek pozisyonları bir araya getirip üzerine konuşuyoruz ve daha genel geçer şeylere ulaşmaya çalışıyoruz sağdaki örneklerden. Bu örnekler her zaman e, ileride olabilecek değişiklikleri ya da geçmişte olan e, şeyleri kapsamıyor. Bunu da dikkatinize sunmak istedim. Yine yeni gelenler için bu videoyu e, izlediğinizde kanala da bir abone olursanız sevinirim. Çünkü videoları izleyenlerin %55'i kanala abone değil. Gerçi bu genel bir YouTube sorunu gibi de ama bunu da araya sokmak istedim. Evet hadi geçelim e, videoya. İlk pozisyona başlamadan önce yine ufak birkaç hatırlatmam var. Önce sağ çizgilerinden bahsedeceğim. Nedir bu sağ çizgiler? Ben videonun belli noktalarında videoyu durduracağım. Ve sağda olanlarla ilgili sağa çizimler yapacağım. Bunları da bilmeyenler ya da hakim olmayanlar olabilir. Ufak bir hatırlatma yapayım. Eğer kesik çizgi görürseniz bu pası işaret ediyor. Tam çizgi görürseniz bu sağdaki kat ve diğer her türlü toplu topsuz koşuları ifade ediyor. Toplu bir drive içinde bu zikzaklı çizgiyi kullanacağız. Bilmeyenler için de bu hatırlatmayı yapmak istedim deyip başlayabiliriz. Şimdi burada ilk birkaç pozisyonda ağırlıklı olarak Clippers'ın savunmasından bahsedeceğiz. Clippers'ın savunmasının ilk maçta etkili olması aslında onlara maçı kazanan önemli etkenlerden biriydi. Özellikle de maçın son bölümünde. Burada da daha maçın başında hemen sırtı dönük dezavantajlı bir konumda top alan Porzingis'e sıkıştırma getiriyorlar. Daha sonrasında da üzerine sağlam bir recover'la herkes oyuncusunu buluyor. Genelde takımların en büyük sorunu bu tarz sıkıştırmalarda. Eğer topta işte LeBron James gibi, Doncic gibi, Jokic gibi pas görüşü yüksek, sağ görüşü yüksek oyuncularda olduğunda bu sıkıştırmalar genelde sonuca varamıyor. Hem sıkıştırmanın kalitesizliğinden hem de bu oyuncuların sağ görüşünün yüksek olmasından dolayı Pek bir işe yaramıyor. Ama Clippers bunu çok iyi yapabilecek takımlardan biri. Özellikle de Kawhi ve Paul George sağdayken. Çünkü bu oyuncuların savunmadaki recover gücü çok yüksek. Burada da gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde hem Paul George adamına yetişti hem Kawhi adamına yetişti. Üstüne de bütün oyuncular sağdaki eşleşmelerini buldular. Tabi Clippers'ın e, bu tempoda savunmayı sürdürebilmesi sorusu her zaman akla gelenlerden biri. Bunu da videonun ilerleyen kısımlarında biraz konuşacağız. Burada da Doncic yüksek bir pik kullanıyor. Bu yüksek pikte ki Doncic'in özelliğine değineceğim bir konu var. Doncic her zaman screen'i e, yapan oyuncuya ve screen'den çıkan oyuncuya dikkat eder. Burada da bak, gördüğünüz gibi dikkat ediyor. Screen'den sonra hemen şut atamamasının ana nedeni burada Kavay'ın screen'den sonra çok hızlı bir şekilde aslında Doncic'e yaklaşması. Doncic burada neden bakıyor? Birinci konu Kavay dengelim geliyor dengesiz mi? Eğer dengesiz geliyor olsaydı belki şutu gösterip bir faal olabilirdi ama Kavay gibi bir oyuncu gelince Doncic bu riske hiç girmiyor ve onu bekliyor. Burada da Zubac için avantaj işte savunmanın görünmeyen etkilerinden bahsediyoruz her zaman. Elinizde Kavay gibi bir oyuncu olduğunda Kavay gibi bir savunmacı olduğunda ki aslında son iki senedir sadece istediği zaman savunma yapan bir oyuncuya döndü. Eskiden bütün maça yayabildiği daha büyük bir savunma gücü vardı Kavay'ın. Ona rağmen hala çok etkili. İşte bu görünmeyen gücü bu pikten hızlı çıkması Doncic'e yetişmesi sayesinde Zubac da burada sarkık bir şekilde kalabiliyor. Pik de aşağıda karşılayabiliyor ve boyalı alana drive etmesin ki Doncic'in buradaki ikinci büyük gücünü de böyle kitlemiş oluyorlar. donç için çembere gidebilme yetisini kapatıyorlar. Bu da Clippers'ın savunma alametlerinden biri. Devam ediyoruz. Zubac karşıladı Doncic'i pas açısında kapattılar. Tabi pas açısını sadece Zubac tek başına kapatmıyor. Yine burada Paul George'un konumlaması çok iyi. Reggie Jackson'ın konumlanması çok iyi. Morris Porzingis'i kontrol ediyor. Muhtemelen burada kavayla konuştular. Çünkü Kavai'la da bir e, diyaloğa girmişler gibi gözüküyor. Tekrar recover edecekler. Muhtemelen Kavai buraya gelecek. Duruma göre Porzingis'in hareket alanına göre de e, Morris ya da Kavai buradaki eşleşmeyi sağlayacak. Devam ediyoruz. Doncic pası çevirdi. Tekrar dışarı çıktı. Tekrar pas aldı. Zubac çok iyi recover etti. Burada da bir hatalı yürümeyle pozisyonu tamamladılar. Burada yine bir pick oyun oynuyor Dallas. Hemen bir switch geldi bu sefer. Burayı bir tekrar göstereceğim. Deminki pozisyondan farklı olarak. Şimdi burada işin içinde Zubac yok. Zubac, e, Zubac'ın yerini Morris almış durumda. Willi Kolaştay'ın eşleşmiş. Screen geliyor. Will Kohlstein ve Donch arasında zaten burada ufak bir göz teması oldu. Aslında pik sağa gelecek gibiydi. Kavay buna göre pozisyon almıştı. Kavay'ın pozisyonuna göre Doncic dry noktasını belli ettiği anda Will Willi screen'i Kavay'ın soluna getirdi. Bu yüzden de Kavay screen'e takıldığını görünce Kavay'ın screen'e takıldığını görünce Morris doğrudan switch yaptı. Kavai da Willi Will kaldı. Lou Williams burada Willi tane karşıladı. Şimdi buradaki ilginç bir konu var. E, Doncic'in tercihi işte e, Doncic'in saha görüşünden ya da işte oyuncuların oyun yönlendirmesinden bahsettiğimizde önemli olan konunun tercihi kendine göre yapmak değil doğru oyuncuyu doğru yerde tercih edip oyunu ona göre yönlendirmek olduğunu söylemiştim önceki videolarda. Burada aslında Doncic kötü bir tercih yapmıyor. Kleber aslında köşede hiç kötü bir şutör değil. Ama burada işte artık karar mekanizması devreye giriyor. Burada Hardaway de boş. Ve Lou Williams'ın mesafesi Batum'a göre biraz daha aşağı yukarı aynı ama Batum'un mesafesi köşeye gitmek için daha rahatken Lou Williams'ın işi biraz daha zor ve Hardaway günün sonunda Kleber'den daha iyi bir şutör o yüzden hani burada Donçic'in bu tercihi özellikle de buraya bakmadan yapması birazcık alışkanlıktan geliyor ki yani Doncic'i bugünkü videoda da çok öveceğim birçok konuda ama bu tarz hataları da bazen yapabiliyor hadi o da insandır <laughs> demeye getiriyorum biraz burada devam edelim pozisyona top Kleber'e dönüyor Batum yetişti ama burada işte sıkıntı şu özellikle Doncic'in dışına çıktığında top Dallas'tı ciddi bir IQ düşüşü başlıyor. Yani ne Porzingis ne Hardaway e, ne işte e, Brunson ne Willi Kolstein ne Porzingis kimse bu pas dolaşımına ciddi bir katkı yapamıyor. Burada biraz Josh Richardson etkili olabiliyor. E, Josh Richardson'ın da sahada olmaması ki bu pozisyonlarda genelde o daha drive eden oyuncu konumunda kalabiliyor. Set-stir durumunda da olduğu anlar oluyor ama e, her zaman karar verecek ya da top dolaşımını sağlayacak oyuncu konumunda olmuyor. O yüzden buradaki tercih dediğim gibi iki katı önemli hale geldi. Yani burada en azından Hardaway tercih etseydi ve Hardaway e yardım gelseydi pardon Hardaway'in oyuncusu onlara recovery zamanda yapıp kapatsaydı Hardaway'in drive'ı ve pası daha etkili olabilirdi. Ama Kreber drive edip pas yaptığında top kaybına neden oldu. Tabi burada ana konulardan biri de yine Clippers'ın çok iyi yardım getirmesi pozisyonu bir tık geri alacağım. Burayı da tekrar göstermek istiyorum. Bakın dipten sanırım men oyuncu dipten direkt yaklaşıyor. Pozisyonu seziyor drive'a başladığı anda. Aynı zamanda yukarıda bakıyor. Buradaki takım arkadaşlarını da gördü. Yani bu sağ Vision'a da sahip savunma olarak. Doğru yerde doğru zamanda yardımı getirdi. Zayıf taraftan. Ve daha pas atıldığı anda zaten Willi Kolstein'in önüne geçti. Burada da işte Burada da ne olması lazım? Kleber'in dikkatli olup sağ görüşüne sahip olsaydı işte burada bomboş bransını bulması lazımdı. Çünkü yardım geldi. Muhtemelen Willi Kolstein'in önüne geçtiği için Willi Kolstein onu zaten oyuncu tekrar buraya dönmek isterse bloklamış olacaktı şu şekilde. Ve çok rahat bir pasta şutu bulacaklardı. Hatta top dolaşıma girip atıyorum. yani pas buraya geldi. Bu sefer de Morris recover etti. Man takıldı. Daha da güzel bir oyuncumuz var boşta. O da Doncic. Genelde zaten bu sağ içinde gördüğünüz o inanılmaz top dolaşımı anları başlıyor ya genelde. işte bir anda işte bunu Utah bu çok güzel yapıyor bu sene. Tık 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 pas dönmeye başlıyor. İşte o anları yaratmak için e, sağdaki minimum 3-4 oyuncunuzun artık çok yükseldi bu seviye. E, top dolaşımına ...top dolaşımına girebilmesi için... ...pas vizyonunun yüksek olması gerekiyor. Yine benzer bir pozisyon. Don tepede... ...Will Koleştayn'la... ...pick oynuyor. Ne kadar benzer olduğunu görüyorsunuz. Kava yine yetişiyor. Üçlük şansı vermedi ona. Burada tabii Don için ...dirsek civarında bir... ...sayı bulma ihtimali var. Hatta buralarda bir stop yapsa bulabilir ama... ...muhtemelen Kavay'ın arkadan... ...gelip yine savunmaya... ...etki edebileceğini düşünüyor... Bir floater şansı yakalıyor. Bu floater da atmıyor. Ki zaten Doncic bu maçın belli noktanı çok tuttuk oynamış. Özellikle yorulduğu noktalarda iyice düşmüş. Ee, o da ayrı bir sıkıntı olmuş Dallas için. Biraz burada savunmayı ekarte etip etmediğine karar veremediği için topu birazcık da kendi korkaklığıyla evet oradaki tembelle beraber Brunson'a çeviriyor. Brunson da burada e, bir şut fake ile şutu çok rahat atabilecekken kendi üstüne vazife alıyor ve drive ediyor. Drive ettiği anda da zaten işler artık Dallas için çok kötü olmaya başlıyor ve top kaybı. Yine benzer pozisyon. Yani Kreber'in yaşadığı, diğer köşede yaşadığı hatta diğer yarı sahada yaşadığı sorunla ne kadar benzer olduğunu gördünüz. Bu iki örneği özellikle aldım. Dediğim gibi Donch için dışında, Donch sağdan çıktığında Dallas'ın genel olarak pas dolaşımı ciddi düşüyor. IQ'su düşüyor. Tabi burada yine artıyı yi, eksiği Dallas yazıyoruz ama artıyı da Creepers'a yazmamız lazım o kadar iyi recover ediyorlar ki bu maçta bütün pozisyonları. Yani herkes bir screen'den sonra bir oyuncu eksildiğinde herkes doğru adamları buluyor. Pas açılarına giriyor ve top kaybına zorluyor Dallas'ı. Bu maçta da özellikle son çeyrekte zorladıkları top kayıpları ile ilgili de tekrar konuşacağız. Doncic bu pozisyonda yine bir screen kullanıyor. Yine Burada tabi kafa karıştırıcı bir durum var. Double screen gibi geliyorlar pozisyonun başında hem e, Hardway geliyor hem de Wilkolişten geliyor dalpa e, pardon Doncic'e screen yapmak için de burada iki oyuncunun kafası karışmaya başlıyor iki Clippers'ının ve e, karar veremiyorlar İkisi de Doncic'e gidiyor tabi panik halinde Wilkoliştenin burada şutör bir oyuncu olmaması zaten onu ilk devreden çıkartıyor Hardway direkt boş kalmış oluyor Doncic burada aslında bence yine, e, yani hata yapmıyor ama zamanlamada karar veriyor yani burada da aslında topu çok hızlı bir şekilde hardware'e verebilir. Vermiyor. Devam ediyor. Drive'ı izleyelim. Drive'da iyice dibe gidiyor. Burada anlaşıyorlar. Tekrar Batum'la konuşuyor Lou Williams. Batum burayı ortalıyor. İki oyuncuya yani hem hardware'e hem de Brunson'a hatta Kavai burada. Brunson'a yetişebilecek pozisyonda. Aynı zamanda Doncic zubaçı geçerse de yardım konumunda. Doncic bir fake kullanıyor. Drive diyor. Burada artık 3 kişiyi neredeyse üstüne çekiyor. Batum da ona bakıyor. Ve burada Doncic Batum'u da görünce artık kararını verip topu dışarıya çeviriyor. Çevirdiği anda Batum aslında iyi geldiğini ama deminki ki hatasına düşmüyor işte Bey. Bu pozisyonda bu yüzden aldım. Hiç düşünmeden kaldırıp şuta atıyor. Çünkü zaten set şut atacağınız zaman orada düşünmenizin çok anlamı yok. Ha burada ne olabilirdi? Belki bir de fake kullanabilirdi daha da rahat bir pozisyon için. Eee sonra ama ki e, Batum aslında çok iyi gelmiş, stabil gelmiş. Fake'i de yiyecek gibi durmuyor. Muhtemelen onu da sezmiş. E, drive edip tekrar yardım çekme ihtimali de bir orta mesafe denemesi de çok anlamı olmayacak. O yüzden de şutu yolluyor ve başarılı oluyor. Kimchelen ortalığından itibaren de Doncic tekrar kontrollerini aldı ve Dallas spacing'i geçiş hücumları, yarı sahadaki hareketlerini biraz toparlamaya başladı. Bu pozisyonun onun ilk örneğini göreceğiz. Burada Willikol-Einstein topu getiriyor çok da dengesiz dengeli bir şekilde getirmiyor pası veriyor ve pası verdiği anda ilk fark ettiği şey aslında bütün Clippers oyuncularının çemberden uzak olduğu ve hemen katına başlıyor burada Zubac da biraz konuyu geç seziyor işte de için zaten şunu biliyorsunuz ki hareketli bir nesne görmesi yeterli doğru pas açısında olduğu zaman da o pası hemen atacak burada Willikol-Einstein'i görüyor ve hemen pozisyonu bitiriyorlar. Zaten işte top yönlendiren oyuncunun savunmayı bozabileceğini sezdiği anda da bu topu kullanması çok değerli. Şimdi mesela istatistiklere baktığımızda asistleri görüyoruz. Westbrook yıllarca 10 plus asist yaptı. Triple double ile bitirdi. Lillard'ın geçmiş yıllarda asist sayılarının nispeten yüksek olduğu dönemlerde aynı konular vardı. Yine birçok mesela geçenlerde Trae Young'dan bahsettim bu konu. Trae Young'ın aslında oyuncuyu ödüllendirecek hareketli oyuncuyu hem sahada hareketli tutacak hem de onu ödüllendirecek e, bu tarz hemen savunma bozulduğu anda doğru tercih yapıp e, çok kolay hızlı sayı ulaştırabilecek pasları yapması o asist sayılarından belli olmuyor yani asist, sayının, asist sayılarının yüksekliği her zaman o oyuncunun verimli yaratıcı bir şekilde sahada iş yaptığını göstermiyor Burada da Donch için farkı ortaya çıkıyor. Yok için biraz daha farkı ortaya çıkıyor. Özellikle üst seviyede LeBron James'in farkı ortaya çıkıyor. O da bunları çok iyi yapar. Yani sahada bir saniyelik çok kolay bir şansınız varsa ve savunmayı gafil alacaksanız bu pası atarsınız, atmalısınız. Hiçbir beklemenin anlamı yok. Zaten bu tarz oyuncular bu tarz risklere daha fazla girerler. Top kaybı yapma ihtimalleri de artar bu yüzden. Ama işte rakip takımın hele savunması çok iyiyse yarı sahada hücumda zorlanıyorsanız sizi e, sağda maç boyunca yıpratıyorlarsa bu tip durumlar sizi maçın genelinde fizik olarak da çok e, rahat tutmaya yarayacaktır. Doncic ile beraber tabi... özellikle dediğim gibi ikinci çeyreğin ortasından sonra Dallas savunmasına da bir kıpırdanma başlıyor ve e, iyi savunma, reboundları daha iyi kovalama, daha iyi box out'la beraber geçiş hücumları ve hızlı hücumlar bulmaya başlıyor Dallas. Yine demin bahsettim Jason Richardson burada devreye giriyor. Onun karar alabilme yetisi sağ sonra hani yine çok yüksek değil ama herhalde Dallas'ta nispeten daha iyi olan oyunculardan biri. Burada da çok hızlı üst üste iki pozisyonda açık sağ buluyor. O da şunun farkında ki burada Dallas'ın özellikle Rick Carline'da bunu istediğini düşünüyorum burada. Tempoyu biraz arttırması hızlıca daha fazla açık sağ bulup set hücumundan yani set dediğim yarı sahada yerleşik hücumdan e, kaçmaya çalışması. Burada da yine Porzingis'in iyi bir savunması var. Onun üstüne direkt e, Josh Houston açık sahayı buluyor ve direkt çembere gidip skoru buluyor. Ya yani işte bu durumlarda koçların sahadaki oyunculara hani hep şu tartışıyor işte hani kontrol edilmeli mi edilmemeli mi her zaman çizili oyunlar mı değil mi yoksa işte oyuncular ne kadar serbest kalmalı işte burada aslında koçun çizmesi gereken genel çizgiler daha önemli. Genel stratejiler daha önemli. Yani total bir takım stratejisi, sezon stratejisi kurmak, bunu değiştirmek, A planları, B planları bundan bahsetmiyorum. Bunlar bunlar değil konu. Bunlar artık saha içerisinde takımınızın sorununa ve rakibin artlarına ve eksilerine göre siz anlık stratejilerde ne hamleler yapabilirsiniz. İşte mesela Rick Carlyle burada daha fazla geçiş hücumu yaratmak, biraz tempoyu arttırmak, Açık sağ bulduğunda belki de demişti ki maçın başında açık sağ bulsanız da önce Doncici bulun yarı sağda oynayacağız. Bakta oyun tıkanıyor. Tamam açık sağ buluyorsak direkt çembere gideceğiz deyip bu strateji hızlıca değiştirebilir. Burada da Rick Caron'u yapıp aslında maçı toparlıyor Dallas adına. Şimdi buradaki 3 pozisyon üst üste hem Clippers'ın savunma tarafında nerede eksikliği var? İşte Ibaka neden lazım? Onu gösterecek bu pozisyonlar bize hem de yine iyi savunma örneklerinden ikisini göreceğiz. Şimdi pozisyonda yarı sahayı geçiyor Doncic, Porzingis iyice dibe gidiyor ve dikkat edin yine demin bahsettiğim gibi Doncic'in gözü devamlı sağda. Şimdi burada mesela pik geliyor ama piki kontrol etmekten çok aslında buradaki ilk hedefi Porzingis gibi duruyor. Yani direkt göz gözeler ve burada bütün oyuncuların konumunu kontrol ediyor. Ee, dikkat ederseniz zaten şimdi bu iki oyuncu da dışarı çıktığında Josh Richardson ve burada sanırım Hardi ve köşede de Kleber var iyice 5 dışarı pardon 4 dışarıda 1 içeride pozisyona dönüyor. Böyle durumlarda Doncic şunu her zaman biliyor ki Clippers savunmasını bozabilmek için özellikle 4 dışarıdayken bir oyuncuyu eksiltebilirse üstüne çok rahat yardım çekecek. Özellikle de merkezden. Yani şu bölgeye girdiği zaman burada şimdi köşede bir oyuncu var çünkü diğer oyuncu da yukarı geldi. Savunması da çünkü savunduğu oyuncu da yukarı geldi. Burayı iyice açmış olacak. Şimdi izleyelim pozisyonu. İki oyuncu da geliyorlar. Double pick arayı açıyorlar. Doncic direkt merkeze dalıyor. Ve dediğim gibi zubaçı yardıma çekiyor. Arka taraf bomboş. Peki burada ne olabilirdi? Burada aslında Reggie Jackson iyi pozisyon almış. Ama fiziksel dezavantajı yüzünden ve savunma bilgisinin, yet bilgisini yetersizliği yüzünden Doncic'e burada etkili bir savunma yapamıyor. Yapamaz da zaten. Zeddy Jackson'ın en büyük dezavantajlarından biri bu. Böyle olunca da zaten e, Zubac hiç düşünmeden merkeze geliyor. Porzingis arkada bomboş kalıyor. İşte Ibaka'nın değerli olduğu kısımlar. Bu maçta da eksikliğin hissedildiği anlar bu oldu. Clippers'ın Maç boyunca hep iyi savunmasından bahsettik. Özellikle ilk, ilk bir buçuk çeyrek. ikinci çeyreğin ortasından itibaren Clippers savunmasını bozabilecek hamleleri yapmaya başladı. Da Rick Carlisle, Dallas, Doncic ve işte özellikle de Josh Richardson'la. Burada işte devreye girmesi gereken oyuncu, Clippers adına zaten bu senin bence en iyi yatırımlarından biri Ibaka olmalıydı ama Ibaka şu anda sakat. Ciddi bir durum yok. Bir noktada dönecek ama bu sene anlayamadığım bir şekilde Ibaka çok süre sınırıyla oynuyor. 20 dakika gibi. Muhtemelen bu kronik bir sakatlığı tetiklenmesin ya da fiziksel durumu tabii onun her zaman yaş konusu Afrika kökenli olduğu için tartışılır. Gerçek yaşımı değil mi diye. Tabii bu işin biraz goy goyu ama fiziksel olarak bitmesin diye de koruyor olabilirler e, süre sınırını. ya yani Yaklaşık 20-22 dakika civarları süre alıyor özellikle de son dönemde. Umarım playoff'larda Lu bu hataya düşmez. İbaka'yı e, bu tarz anlarda hatta maç sonlarında da sağda tutar. Çünkü onlar için en kritik oyunculardan biri. Şimdi buradan devam ediyoruz. Tekrar bir e, Dallas hücumu izleyeceğiz. Şimdi bu hücumda da... E, işte dördün çeyreğe geldik. Özellikle de 2. çeyrek, 3'ün çeyrek 2'den e, sonra 2'nin sonu ve 3'ün başında Dallas bu işi iyi götürüyor. Maçın genelinde e, hem hücum hem savunmayı toparlıyorlar ama bu periyotta da Doncic çok yıpranıyor. Zaten Doncic bu maçta konsantrasyon olarak düşüktü. Üzerine de yıpranmaya başlayınca işte bu tarz kötü tercihlere geliyor. Burada da zaten yine Creepers savunması da toparlanmaya başlıyor. E, bu da onun ilk hamlerinden biri özellikle 4. çeyreğin başından itibaren çok iyi savunma yapıyor burada da Kavai gördüğünüz gibi Donc için direkt drive alanına drive kanalına girip topunu çaldı. Bunun üzerine e, bir pozisyonumuz daha alacak. Yine Creepers savunmasıyla gösteren için içine burada bir e, hatırlarsınız ilk e, çeyrekte de benzer bir hatayı Tim Hardaway verdiği pasta yapmıştı. Yine kötü bir tercih yapıyor. Üzerine çıkan oyuncuya ona e, topu yakın vermek, handoff'la vermek yerine direk pas olarak geçirip tekrar geri alıyor. Karşısında Paul George var ki burada hemen bir detayı daha belirteyim. Clippers maç başından e, belli bir süre sonra çok uzatmadan bu işi Zubac'ı sağda tutmak isteği devam ettiği için eee Zubaç'la Porzingis'i eşleştirmiyor. Kavayı eşleştiriyor. Çünkü e, Kavay burada Porzingis için özellikle dışarı topu aldığında Zubac'ı da çemberden uzaklaştırmak için daha doğru bir tercih olmaya başlıyor. Bunu ikinci maçta da yapacaklar. Bir yandan da Zubac, pardon, Porzingis, Doncic piken rolleri devreye girdiğinde Switchler Kavai'da Paul, Paul George arasında olmaya başlıyor. Bu da Clippers için ekstra bir avantaj yaratıyor. Burada da aynısı oldu. Doncic'i Kavai savunuyor. Çok iyi durduruyor burada Kavai. Paul George yardımda ama hatalı bir oyuncumuz var. O da Zubac. Aslında onun hatası şu. Onun hatası burada teknik bir hata değil. Şimdi burada Porzingis e, direkt Doncic'i karşıladığı için aşağıda yardımda kaldığı için ilk hata ondan başlıyor. Yani burada Kavay aslında Doncic'i savunmuş. Paul George kalmak zorunda değil. Ama kaldı. Kaldıktan sonra burada işte Zubac'la konuşup hızlı o recover yapması lazım ki Zubac da Porzingis'i bırakıp bu köşedeki şutöre yetişsin. Ama muhtemelen bu diyalog geçmiyor. Paul George zaten bu durumunda farkında değil. Clippers bu sefer iyi yaptığı bir savunmanın sonunda kötü bir rotasyondan dolayı. Hem savunma rotasyonundan hem sağdaki 5 rotasyondan dolayı bu şutu yiyor. Ee, yine burada konu Ibaka'ya geliyor. Ibaka bu tarz pozisyonlarda çok daha rahat ve hızlı recover edebilen bir oyuncu. Yani burada Zubac'ın Ibaka olsaydı muhtemelen köşeye yetişecekti. Aynı konu. Morris'in 5 olduğu opsiyonlarda da geçerli. Orada da yine hızlıca yetişebilir. İşte burada Lu'nun karar vermesi gereken çok önemli bir konu var. Karşı takımda, yani rakip takımda gerçekten fiziksel üstünlük sağlayacak, güçlü, aşırı yüksek, ne bileyim işte Davis gibi, işte Jokic gibi, biraz daha hani farklı fiziksel özellikleri de olan bir oyuncu yoksa Zubac'ı Artık bu anları tutmanın, sağda tutmanın çok bir anlamı yok. Burada da o sorun yaşar. Yani Porzingis sağda okey ama zaten Kavay'la tutabiliyorsun ya da Morris'le tutabilirsin. Zaten Porzingis bu maçta durdurmak için doğru yolları bulmuştu Clippers en başladı. Zaten sıkıştırma getiriyorsun bir de. Zaten maçın sonunda da göreceğiz bunu. Lu bu hatalara çok düşüyor. Yani Clippers'ın e, geneline baktığımda ben Clippers'tan bu sene biraz daha mutluyum. Paul George geçen sene göre daha iyi. Kavay'la uyumları çok yüksek değil ama iyi işaretler var. Ee, Ibaka gibi bir oyuncu kattılar. Bench katkısı çok muazzam değil ama iyi kötü bir şeyler çıkartabiliyorlar. Batum'la çok iyi bir parça eklediler. Ama Lube'ni kenarda maalesef korkutmaya devam ediyor. Maçın son bölüme geçmeden önce Clippers'ın hücum tarafındaki istikrar sorunlarına da ufak bir değineceğim. Hemen ilk pozisyona bakalım. Burada Kavay'ın... Ee, Top kontrolündeyken Zubatçı'nın oynadığı bir pick and göreceğiz ve bunu e, ne kadar net bitirdiklerini göreceğiz hatta. Bu örneklerden çok var. Yani Creepers maçlarında özellikle Zubaş sahadayken Kavai'nin onun oynadığı pick and roller çok net çalışıyor. Ama bunu e, tabii ki sürekli oynamaları çok zor ama çalıştırabilecekleri anlarda unutuyorlar. Bunun nedeni de aslında <laughs> kontrolün Kavai ve Paul George'dan çıkması. Onlardan çıktığı anda yani Dallas'taki benzer sonra en azından e, Clippers'ta iki oyuncu var. Ibaka'yı da sayabiliriz bunu bir noktada iki buçuk oyuncu var. Ama e, Clippers'ta sıkıntı iki oyuncudan sonra pardon e, Dallas'ta bir oyuncu bir buçuk oyuncu varken Clippers'ta iki buçuk oyuncu var. Clippers'ta da sorun iki buçuk oyuncudan sonra başlıyor. Burada Pekin oynadılar şimdi bir sonraki pozisyonu göreceğiz. Burada da Reggie Jackson'ın e, ne yaptığını anlayamadığım bir pozisyon var. İşte kontrol çıktığı zaman dedim ya yani Reggie Jackson o kadar sağda ne yaptığını bilmeyen bir oyuncu ki yani Patrick Beverly burada tabi ana e, kısalarından biri olacak Clippers'ın ama o da playoff'lar geldiğinde bu tarz tercihlerde eline her zaman güvenebileceğiniz ara ara kontrolü ona bırakabileceğiniz bir oyuncu değil. O da günün sonunda hani topu getir e, köşede şutunu bekle rolüne bilinmek zorunda kalacak ama burada ana sorun zaten bu oyuncuların çok basit oyunlar oynaması gerekirken top onlara geldiğinde aman tanrım top bende artık e, çok acayip işler yapmalıyım riskine girmelerinden kaynaklı. burada da Reggie Jackson ne yapacağını asla bilemiyor birebir oynamaya çalışıyor oynayamıyor kullanmaya çalışıyor kullanamıyor e, o da olmuyor yani dibe gidiyor oradaki drive alanı kapalı ve bir sürü vakit kaybettirdi şu an Clippers hücumuna topu da bıraktı yani 12 saniye yediler tekrar Paul George geldi Paul George hemen hızlı bir e, pik kullandı. Switch geldi. Kleber'in hatasından güzel bir şut buldu ama sokamadı. Yani burada yine Paul George'un yeteneğine kaldılar. Tabii ki Clippers hücumu Paul George'un ve Cavani yeteneğine ağırlıklı olarak kalacak. Birçok maçta playoff'ta özellikle. Ama işte bu yere 7 saniye 8 saniye kala top elinde patladığında ve spacing hazır olmadığında iki oyuncu da çok tıkanıyorlar. Çok zorlanıyorlar. Evet iki oyuncuya çok kızıyoruz bazı anlarda hani ki bugünkü e, videoda birkaç pozisyonda ona da değineceğim. Birbirleri arasındaki spacing uyumuna. Ama diğer üç oyuncunun onlar sahadayken de onlarla uyumsuz olması en büyük sorunlarından biri Clippers'ın. İşte bu bahsettiğim sorunlar da konuyu Kavay'ın açıklamasına getiriyor. Sanırım bu da ilk maçtandı bu görüntüde. Ekrana yansımıştı direkt onun açıklaması. Özetle o da takımın e, iyi bir yere gitmesi için iyi bir takım olabilmesi için playoff'ta başarı olabilmesi için e, enerjinin düştüğü anlarda bile yani kötü oynayabilirsiniz o gün işleri gitmiyor olabilir belli anlarda ama belli konularda işte consistency yani sürekli yakalamanız lazım bu o maç için savunma olabilir o maç için e, hücumdaki hücumdaki piken roller olabilir o maç için şut olabilir yani bu maça göre değişir, şey değişebilir ve bunların sayısını ne kadar arttırırsanız takımın o maçı kötü oynamasına rağmen bir noktada iyi oynayarak çevirmesine yardımcı olacaktır. Tabii burada e, Kawai bunu oyunculardan koçlara herkesin e, süreklinin iyi olmasından bahsediyor, çok haklı, aşırı haklı ki buna kendisi de dahil. Yani zaten yine bu e, videoda onun da pozisyonlarını göreceğiz. O da çok kopuyor belli anlarda. Yani o eski Toronto döneminden ya da Spurs döneminden gördüğümüz %100 sahada olduğu yükün tamamen sırtına yükü tamamen sırtına alıp saçmalamadığı e, sürekli sağladığı anlar eskisi kadar çok yok maalesef. Onları daha fazla sağa yayması lazım kavayında. çok sayı atmasından çok hani ben bu maçı 40 atayım kurtarayımından çok kavayın hem skor üretiminin hem de skor üretiminin yanında savunmasına üstüne de e, çevresindeki oyuncunun üretimine katkı bulunmasını sağlaması gerekiyor. Aynı konu kendisi için de geçerli ama Clippers'ın en önemli sorunlarından biri. Playoff'lara da e, hani artık sezonun yarısını geçtik. Playoff'lara da yaklaşıyoruz. Bu sorunu bakalım nasıl aşacaklar göreceğiz. Buradan da maçın son bölümüne geliyoruz. Daha az önce Kavay'ın hücumdaki e, gidişatını özellikle maç sonunda neler yaptığından konuşacağız demiştik. Bu da ilk örneklerinden biri. Kavai burada bir e, topsuz kat yapacak. Katını yapıyor. Screen'i de kullanıp çıkıyor. Topu aldı. Topu aldıktan sonra Zubaç'ın screen'ini kullanıyor. Ve e, çok doğru bir noktaya drive ederek. Yani burada mesela Kavai şunu yapmıyor. İşte Birçok oyuncu da hani pick kullanımının da kaliteli olması lazım. Bu da hep söylenen ve aslında çok gözden kaçan konulardan biri. Herkes zannediyor ki screen gelecek. işte. hadi pick and roll. Hayır öyle olmuyor. Yani screen'i getiren oyuncunun doğru zamanda devrilmesi işte screen geldi. Bakın öyle bir anda devrilmiş ki Zubat çok hızlı. Zaten hareketi de gördünüz. Kavay'ın topu vurduğu nokta screen'i kulaktan sonra mesela açılarak değil. Yani Porzingis'in kanalına doğru değil. Daha içeri doğru. Dikkat ederseniz şu düzlemde. Yani burada Porzingis'in de zaten savunması zaten zayıf. Onu daha da zor durumda bırakacak bir konu. Art olarak spacing konusu spacing şu an o kadar uygun ki. Yani topu oynayacakları tarafta yani Zubac'ın devrildiği tarafta tek oyuncu var. Buradan tek yardım gelebilir. İki oyuncu sağının diğer tarafında. Kavay'ın artı olarak hani screen'i devren oyuncuyu Piken rolde kullanması bile drive edebilecek alanı var. Ve drive ettiği anda yardım çekip iki tarafa da pas verebileceğiz spacing oluşmuş durumda. Devamını izliyoruz. O da çembere kadar gidiyor. Drive alanı bul demiştik. Porzingis ilginç bir şekilde önünde kalabiliyor. Ama yeterli değil. Bu da Porzingis'in zaten yıllardır olan derdi. Savunmadaki yumuşaklığını e, kullanıp üzerine gidip smaçla bitiriyor. Bir sonraki pozisyona geçiyoruz burada. E, deminki pozisyonda tabii biraz daha e, Kavai'nin üzerinde Porzingis kalmak zorunda kaldı gibi bir durumda oldu. Bakalım pozisyona Dallas neye karar verecek? Yine eşleşme eşleşmeler aynı. zubaşla Porzingis eşleşmiş durumda. Kavaya pick gidiyor Paul George'dan. Double pick gidiyor Zubac da orada. Double pick'ten sonra Porzingis Kavaya bir show up yapıyor. Hedge yapıyor. Ve drive alanını kapattı. Şimdi deminki pozisyonda bir zaten çok aşağıda kalmıştı. İki Kavaya drive edip yani topu vurma şansı verip daha da doğrusu doğru yere vurma şansı verip ona kendi drive alanını yaratmasına izin vermişti. Bu sefer çok daha yakın, ayakları daha hızlı, stensi daha iyi. E, bu yüzden de Kavay'ın ilk anda o drive alanını yaratmasını engelliyor. Porzingis için mesela dışarıda hızlı ayaklı olabileceği anlar için çok değerli bir savunma bu ama çemberde bu savunmasını yine göremiyoruz. Devam edelim. Pas açısında kapatıyor ikisi de. Güzel savunma devam ediyor. Buradaki artık bu avantajı yakaladılar. Avantaj ne? Top Kavay'ın elinden çıktı. Kavay'ın elinden çıktıktan sonra Porzingis artık burada oyalanmıyor. Gerek de yok. Direkt kendi adamına recover ediyor. Brunson'a diyor ki sen adamına git. Donch'e diyor ki sen de dışarı git. Ben geldim. Doncic de işte bakıyor topa. Topa baktıktan sonra Batum'u zaten gördü topun geldiği noktayı görmesi ona ne işaret ediyor? Porzingis'in buraya yardıma gidebilme ihtimalini işaret ediyor. Onu da görüyor ve bekliyor. Bekliyor ve pas arası yapıyor. Beklemeseydi ne olurdu? Beklemeseydi şu olurdu. E, Doncic Batum'a kadar gelirdi ki bunu birçok oyuncuda bu hata yaptığını görürsünüz. Zayıf tarafta yardım mesafesini ayarlayamamak. Ya çok derin gelirler. Yani buralara falan gelirler. Ya çok yakın kalırlar. Şuralarda falan. Bu da çok anlamsız. Yani buradaki oyuncu kör ise belki olabilir. Yani iş körüydeyse o başka bir konu. Ama oyunu ortalamak, burada pozisyonu ortalamak, yani şurada kalmak hem buraya yardıma gidebilmenizi sağlar hem de buraya gelebilmenizi sağlar. Don't çizsiniz Zub açsanız o zor. Yine işte burada hep oyuncunun kendi özelliğini, kendi fiziksel yapısını bilmesi de çok önemli. Bunu bildiği zaman doğru konumu her zaman alabilir. Donch işte bunu yapıp deflection'ı yapıyor. Ve pas arasını yapıyor. Ve buradan topu çalıyor. Zaten Donch için birebir savunmasında da geçmişe göre düzelme var ama takım savunmasına en büyük katkısı da bu pas araları. Tabi Dallas maçın son bölümünde ara ara bu savunmaları gösterse de Kavay'ın kendi takım için söylediği durum Dallas için de geçerli. Onlarda da çok ciddi bir süreklilik sorunu var. Bu maçın üzerinde de zaten çok yıprandılar. Doncic çok yoruldu, takım çok yoruldu. Çünkü çok e, sahada baskılı, sert kaldı Clippers. Birçok noktada çok yıprattı Dallas'ı. Genel olarak da bir formsuzluk, bir konsantrasyon sorunu zaten vardı Dallas'ta. Onun üzerinde maçın sonunda savunmaları iyice sallanmaya başladı. Burada onun örneklerinden birini görüyoruz. Kawhi, e, Lou Williams'a geçiş hücumunda zayıf tarafta boş olduğunu görüyor. Pası çeviriyor. İşte demin bahsettiğimiz işte Donch için gösterdiği mesela ıı, savunmayı okuma, ıı, topsuz alanda ona göre kalma konusu. Diğer oyuncular yine çok düşük. Cahşi açısından Kleber hiç anlaşamıyorlar. İkisi de karar veremeyince düğünümüz bomba şutu yolluyor. Evet Dallas savunması sallanmaya başladı. Deminki üçlükte de bunu gördük ama Clippers tarafında da işte Kavay'ın takımın sürekliliğinden bahsettiği kısmı kendine dokunan tarafına geliyoruz. Peki istiyor bu pozisyonda. Screen'i kullanıyor. Doncic'e kart ediyor. Doncic'in de burada artık faal problemi var. Ee, Tabi burada 5. faalini almış durumdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta onun üzerine çok üst üste de top kayıpları yapıyor. Yani son çeyrekte toplam 7 top kaybı yaptığı maçta 4 top kaybını son çeyrekte yapıyor Doncic. Kavay burada çembere kadar gidiyor. Ama o kadar yavaş ve kötü bir stopla gidiyor ki stopu da Kleber üstünde kalıyor. Bu pozisyonlardan e, hiç abartmıyorum. Saydım. Eee Cavay 5 tane falan kullandı. Bu pozisyonlardan dediğim bu şekilde drive etti, rakibini geçemedi. Stop yaptı. Stop'tan sonra da e, yarı feydevey, e, çift ayak yarı fade away kullandığı böyle 4-5 tane posttan, low posttan, e, dirsekten vesaire ya da boyaların ortasından pozisyonlar oldu ve bunların neredeyse hiçbirini sokamadı. İşte Kavay'ın da burada e, zorlaması çok anlamsız geliyor buna. Yani Paul George burada özellikle bu sezon hatta bir sonraki maçta o detaya daha da fazla gireceğim. Daha iyi bir delici konumunda. Daha iyi drive eden bir parça konumunda. Burada Kavay'ın biraz artık sağda Paul George'a güvenip hani tamam evet anlıyorum. E, Reggie Jackson'a, Lou Williams'a güvenmemesi bunlar çok normal. Ama Paul George'a güvenip burada top biraz daha ona bırakması gerekebilir bu tarz clutch anlarda. Ama işte Creeper savunması sallansa da onları oyunda tutan şey pardon savunması dedim. hücumu sallansa da onları ayakta tutan şey yine savunmaları. Doncic burada spacing yazılamaya çalışıyor Porzingis için. Ve yine sırtı dönük top verme heyecanına giriyorlar. Bu hata da ta geçen senenin başından beri yani Rick Carly değiştirmesine rağmen kurtulamadıkları bir alışkanlık haline döndü. Yani topu her seferinde Porzingis'e sırtı dönük vermenin çok büyük dezavantajları var. Bakın burada Kleber boş ama zaten Porzingis bu topu alıp sıkıştırmadan kurtarıp bu pası çevirmesini becerebilecek bir kapasite ya da form durumda değil şu anda. Hatta burada dipten de bir kat geliyor. Burada yok hiç olduğunu hayal edin. Yok hiç muhtemelen e, Hardaway'in katına bounce pası atar bitirirlerdi. Ama böyle bir oyuncu değil Porzingis. Ha peki amaç ne? kadar mı aptalar? Hayır amaç şu. Amaç porzing ise boyalı alanın göbeğinde ya da dirsekte ya da low post'un biraz üstünde e, sırtı dönük rahat verip hemen yüzünü dönüp fiziksel avantajını yakınına alıp oyuncuyu kullanarak yüksek bir boş şut bulmasını sağlamak. Bir orta mesafe yaratmak. Yani şu bölgeler şu bölgeler şu bölgeler şurası falan onun e, rahat şut bulabileceği alanlar. Peki niye yüzü dönük veremiyorlar? Onu da ilerleyen pozisyonlarda göreceğiz ama ufak bir hatırlatma yapayım. Yüz dönük aldığında da Porzingis'in savunması bu sefer stans pozisyonu karşısına geçiyor. Çok dışarıda kalıyor Porzingis. Evet üçlük atabiliyor ama o maç içerisinde de yüzleri atamıyorsa üçlüğü orta mesafe alanına mesafesine girecek kadar da iyi bir drivecı hala olamadığı için. Ve burada da e, ee, direkt baskı getirip topu çalıp götürüyor. Artık maçın son kısmına doğru da Doncic de iyice yıpranıyor kötü kararlar almaya başlıyor. Kötü tercihler yapıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Yoruluyor falan derken işte top kayıpları da burada geliyor. Ki benzer pozisyon. Hani burada yine topu zayıf taraftaki krebere çevirebiliyor ama gördüğünüz gibi yine 1 dakika 50 dakika kalmasına 52 dakika kalmasına rağmen Clippers hala çok iyi recover ediyor pozisyonlarını ve direkt top kaybını zorlamaya çalışıyorlar. Top kaybı olmasa bile recover da yine çok iyiler. Herkes oyuncusunu buluyor ve Dallas'ı çok kötü hücumlara zorluyorlar. Yine devam edebiliyor Dallas burada ki burada artık biraz şans da var Dallas'da yine ama... ...bu hücumların hiçbirini kullanamadılar. İyice kötü tercihler devam etti. Yani sadece Doncic'te de değil, diğer oyuncular da burada artık saçmalamaya başlıyor. Yani belki de adına şu anda görüyorsunuz altta da istatistiksel olarak... E, ...her şey çok iyi gitmiş gözükse de maçın kritik anlarında işte bu tarz e, zor tercihlerin içinde kaldı kendisi ve Dallas'ı bu kılaçandan takımca yani Doncic de bunda çok etkili ama e, Porzingis ve diğerlerini de formsuzluğu etkileyince takımca bu kılaçtan çıkamadılar. Dediğim gibi yani bu maçın sonunu bu benzer örneklerin daha da fazlasıyla Clippers çok iyi bir savunma yaparak çok yönedi ve Dallas'a sadece 21 sayı verdi. Bir sonraki maçta da birazdan izleyeceğiz. Orada da Dallas Clippers'a sadece 18 sayı şansı verdi. Burada da bu iyi savunmayı da hani artık e, damgayı vuran bu iyi savunmanın üstüne çivi çakan da fişi çeken Paul George oldu. Paul George'un e, bu sayılarına her zaman ihtiyacı oluyor Clippers'ın. Ama işte böyle artık daha rahat anlarda ya da daha krit anlarda hani maçın maçın böyle rahat anları vardır ya. işte boş anlar e, ilk başladığı kısımlar çeyrek başları biraz daha böyle herkes ısınmaya çalışır. Ben hep koç gözüyle şunu düşünüyorum o anlarda. Aslında en değerli pozisyonlar onlar. Yani sizin zaten kılıç anlarda ciddi baskı yiyorsunuz. Karar alma mekanizmanız zorlanıyor. Adreniniz fışkırıyor. Yorgunluğunuz artıyor. Buralarda hata yapma krediniz var. Yüzdenizin düşme ihtimali daha yüksek. Ama bu rahat anlarda ya zaten rahatız. kaldırıp atıyoruz. Kısımlarında işte yüzdeler yakalanamazsa en azından belli bir oranda Bunların hepsi size uzun vadede zarar yazıyor. Zaten dikkat edin kopan maçlarda genelde bu anlarda iyi oynayan, çok yüzdeli şut bulan takımlar bir anda kendini öne atar. Böyle maça bakarsınız bazen NBA'de. Daha ilk çeyrekten 20 sayı olmuş, ikinci çeyreğin ortasında 20-25 sayılara gelmiş fark. Genelde bu far bahsettiğim pozisyonlardan olur bu. Üstüne de zaten o takım iyi savunma yapıyorsa rakip iyice panik haline girer, daha fazla hataya zorlanır, daha fazla top kaybı yapar daha kötü şutlar seçmeye başlar ve bu bir kar topu gibi büyüyerek gider evet ilk maçın pozisyonlarını bitirdik genel hatlarını çizdik Clippers'ın savunmasına odaklandık hücum tercihlerinden bahsettik Dallas savunmasındaki hatalardan bahsettik Ibaka'nın eksikliğinin Clippers'a etkisini konuştuk Kavay'ın hücum tercihlerinden bahsettik şimdi ikinci maçta biraz da Paul George'dan bahsedeceğiz Paul George ve Kavay'ın spacingini konuşacağız. Doncic'e Dallas'larında Doncic'in hem skill özellikleri hem de takımı yönetme özelliklerine bakacağız. Ve Dallas o maçı nasıl aldı ona değinip oradan da genel bir resim çıkaracağız. Although Teron Liu told us before the game he expects much more of that from Morris. Porzingis buries the three. Catch and shoot three for <laughs> your 7-3 center. Yes the game has changed. Of evet of yani of evet game is changed. Oyun değişti arkadaşlar. Fark ettiniz mi ya? Uzunlar üçlük atıyor bir süredir. Değil mi? Uzunlar üçlük atabiliyor ya. Fark et Aa nasıl? Fark etmediniz mi? İnanılmaz. Nasıl fark etmezsiniz? Halbuki bütün Amerikalı yorumcular bunu söylüyor. Ben bile yeni fark ettim o kadar süredir. Of gerçekten artık yiyi uzatamayacağım bile. O derece yoruldum ya bu. <laughs> Yani e, bu boş boş ki ne zaman bırakacaklar acaba? Ne zaman bitecek bu? Ya oyun değişti falan. Bunu böyle devamlı yeni bir tespitmiş, yeni bir şaşkınlıkmış. Yani takımlar artık hani uzunun şut atmasını geç. Artık hani esnek uzun pas yapabilen bir şey, uzun kısa kavramı kalmadı neredeyse sahada. Tık poz, pozisyonsuz oyunu iki senedir falan zaten tartıştık, yedik, bitirdik. Konu nerelere geldi artık takımlar neyin peşinde koşuyor yorumcuları hala evet uzunlar şut atıyor Porzingis 7-3 ve geçen şut oynuyor peki teşekkür ederiz NBA yorumcuları deyip ikinci maça geçiyorum ikinci maç özelinde bu tarz boş geyikler yapmayacağım tabii ki Clippers özelinde başlayacağız Paul George ve Kavay'ın genel olarak birbir uyumu etkisi sahadaki sorunları artıları spacing konusu hani ikisinin savunma etkileri vesaire bunları konuşacağız. Sonra biraz Porzingis'e değineceğiz. Ve Dallas'a tabii ki oradan Doncic'in için bölümü başlayacak. Videonun da son bölümünde Don't için özellikle saha içindeki özellikleri ve bu iki, ikinci maçta çok fazla gösterdiği skill şutları, skill farklı skill şutlarını detaylı bir şekilde konuşacağız deyip ilk pozisyonla başlayalım. Aslında iki iki pozisyonumuz e, Kavay ve Paul George'un karşılıklı savunma eforlarının e, ilgili. Hat, hatta Kavay'in Paul George'un savunma eforuna yer yer çıkamaması ile ilk iki. Bunu ilk maçta da bahsetmiştim. Şimdi ilk pozisyonu hemen izleyelim. Kreber burada drive'dan sonra pası veriyor. Kavay bir pas arası yaratabilecek gibi recover ediyor ama biraz uzak kalıyor. Burada Paul George ciddi bir efor sarf ediyor topu çalmak için. Çalamıyor. Daha sonrasında hatta burada sakatlık riski bile oluyor. Recover ediyorlar. E, Kavay hemen Doncic'e geçiyor. Paul George buraya e, topu çalmak için yardıma geldiğinde. Ama aynı konu işte Kawhi'de göremiyoruz. Kavay Doncic'e mesafeli alıyor ki bu Doncic şutuna karşı yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Ve bu mesafeyi koruduğu için Doncic de şut mekaniğinin çok iyi olmasından faydalanarak neden çok iyi İşte rakip biraz mesafe bıraktığında çok hızlı şuta kalkmasa da yani şuradan bile şu mekaniğin ne kadar iyi olduğunu görüyorsunuz. İşte diz kırıklığı, dirseğini kırması, topu kaldırma hızı, kaldırdığı mesafe boyu da 2.01 olunca çok hızlı mekanini mekaniğini hizalayıp çok hızlı bir şekilde aslında. Hızlı doğru değil ama daha çabuk bir şekilde şuta kalkabiliyor ve kavayın burada zaten hani belki Dončić'te kısa olsa daha hızlanması gerekebilir ama bu fizikte olduğu için Kavayona yaklaşana kadar şutu rahat bir şekilde yollayacak. İkinci pozisyonda ise aslında Kavai'dan beklediğimiz savunma eforunu göreceğiz. Burada yine benzer durum. Bu sefer Paul George'un adam olarak Doncic drive yapıyor. Paul George ondan ayrılıp yani onu bırakıp tekrar ile konuşup bu sefer Porzingis ile eşleşiyor kendi. Burada yine bir switch yapıyorlar aslında topsuz bir switch. de Kleben üzerinde kalıyor. Burada Zubac'ın iyi bir savunması var. Donçic'e karşı bir up and under denedi. Olmadı. Pivot ayarlarından bir footwork de tekrar gitmeye denedi. Yine olmadı. Çok iyi kapattı. Ve bütün pas açılarının kapandığını fark ettiği anda panik pasa döndü. Tabi bu da işte Clippers savunmasının iyi çalıştığı anlardan biri. İşte Morris'in demin bahsettiğim, ilk maçta bahsettiğim bir ortalama konusu. Yani bakın buraya gelmemiş. Tam ortada duruyor. Savunması ve top. İşte Reggie Jackson. Oyuncu takip ediyor. Aslında onun konumu yanlış. Burada zaten hata orada başlıyor. Konumu yanlış. burada Morris'in esas odağı burası. Bu oyuncu yani Doncic pas verici oyuncu Hardaway olsa daha rahat olabilirler ama Kavay o kadar iyi bir alan savunması alanı savunmuş ki burada bölgesini iyi koruduğu için iyi yardımda kaldığı için hem yani şu hava sahasında aslında genel bir top çalma aranı yaratmış oluyor. Ve işte burada bu panik pasa düştüğü anda top kaybını sağlayacak. İşte ilk pozisyonda göremediğimiz efor da bu Kavai'dan. Bunu bekliyoruz aslında onların da. Clippers bunu bekliyor. Bunu bütün maça yayabilmesini bekliyor. Bu pozisyonda ise Clippers'ın belki de ana dertlerinden biri olan hareketsizlik konusunu konuşacağız. Gerçekten maçın belli anlarında yarı saha çok hareketsiz kalıyorlar. Hatta bu pozisyonda şimdi başından alalım. Bayağı 1994'te bir Koraç Kupası, bir e, Türkiye Ligi, bir, <laughs> bir Yunan Ligi havasında geçen bir maç gibi. Ya gerçekten inanılmaz ya yani bu ya yani kesinlikle de hatası bu arada. Yani Tyrone'un böyle şeyleri böyle antika şeyleri sağda istediğine eminim. Burada da o kadar yavaş, o kadar old school, o kadar e, oyuncuları Oyundan düşüren konsantrasyonu ritmini kopartan bir durum oluşturuyor ki işte bu enerjisizliği de yaratıyor uzun vadede. Yani burada Clippers bu tip pozisyonların üstünde çok hızlı bir pick and roll oynayıp çok hızlı birebirler oynayıp sonra tekrar bir pozisyonlara düştüğünde ritim bulamıyor. Bu da onların devamlı yarı sağ hücumunda sıkıntılar çekmesine neden oluyor. Şimdi pozisyonu izleyelim. Burada işte yavaş yavaş yani e, Kava'ya topsuz taraftan bir pik geliyor yavaşça çıkıyor. Dirsekte top alıyor topu veren oyuncu hiç topla ilgilenmeden bakın bu da artık hani bu dönemde evet yine bu screenler oyuncuya takıma işte orada bir köri varsa onu çıkarmak için yani bir amaç uğruna yapılıyorsa çalışabilir. Burada hani pas ver tersine kat et baya 1992 yani burada pası veriyor Morris gereksiz bir kat ediyor hiçbir şey de olmuyor yani gördünüz değil mi şurada spacingde Morris ve Reggie arasında hiç anlamsız. Zaten Doncic ve Kleber de onları salmış durumdalar. Tamamen topa bakıyorlar. Topu kontrol ediyorlar. Topa göre pozisyon alıyorlar. Dikkat edin ikisine de. Pozisyon aldılar. Screen de işe, işe, yaramadı. Çünkü bu pik üzerinden o kadar yavaş oynandı ki. Belli ki amaç hareketli bir şekilde top aldırıp screen'i kullandırmak. Ama o kadar hareketsiz ve yavaş olduğu için bu oyun öyle bir amaca da hizmet etmiyor. Hardaway Kavay'ın üstünde kaldı. Porzingis de Zubac'ın üstünde kaldı. Doncic iyice yardıma geldi. Çünkü Reggie Jackson Reggie Jackson spacing'i mahvetti. Şimdi burada en azından şurada kalsaydı burada Kawhi için bir drive alanı yaratabilirdi. O da kayboldu diyece. Çünkü buraya kadar geldi. Doncic de burayı kapattı. Devam edelim. Savunma Dallas oturmuş durumda. Kawhi zaten eksiltemedi. Bir de üzerine Josh Richardson burada iyi bir yardım getiriyor. Paul George'a veriyor. Paul George'a da verdiği pas Josh Richardson yardımı yine iyi olduğu için hiçbir işe yaramıyor. Savunma yine üstünde. Ve diğer sorun yine alan açılmıyor. Ya yani Kavay topu veriyor geri istiyor. Şimdi zaten savunma yığılmış durumda. Demin kullanamadığın pozisyonda ne yapacaksın? Ya yani bir anda mucizeler mi yaratacaksın? Hayır. Topu istiyor. Alamayınca bu sefer spacing'i açmak için yukarı çıkıyor. Paul George da berbat bir şut atıyor. Ya bu gerçekten rezalet bir görüntü. Yani bu işte Creepers'ın en çok düştüğü anlar bu anlar. Yarı sahada inanılmaz hareketsiz kaldığı anlar. Bu yani ben şey inanan biri olarak ee, koçun etkisinin sahada çok ciddi olduğunu inanan e, bilen bir atlı inanan değil bilen biri olarak burada şey G'nin dışına çıkacağım biraz hani belki de şaşıracaksınız ama bu tarz anlarda işte oyuncunun inisiyatif alması lazım yani işte Kavayda demiş ki koç da konsistent olmalı koç da sürekli sağlamalı evet yani koçunla şunun anlaşmasını yapabilmeli Abi biz hücumda ne yapıyoruz? Yani ...bir yavaş, bir hızlı böyle aksak ritim ne yapıyoruz... ...gidemeyiz böyle, böyle olmaz... ...diyebilmesi lazım. Bunlar konuşuluyordur muhtemelen. E, den, denmesine rağmen bu olursa ...sadece inisiyatif alması lazım. Yani bu pozisyonla uğraşacağına... ...gerçekten e, hızlı bir pick and roll... ...bire bir oynatıp... ...pick and roll'dan sonra bir yardım çekip... E, ...ya da bir drive and kick uygulayıp... ...çok hızlı sahayı açıp... E, ...daha hareketli bir oyun yaratabilmesi lazım. Ama kavayın zaten... Genel eksikliği de bu. Kava hiçbir zaman şöyle görmüyoruz yani sahada. Bir Jokic gibi, bir Doncic gibi, bir LeBron gibi göremiyoruz. Göremeyeceğiz de. Yani o topsuz oyunları oynatabilecek oyuncuları doğru noktalara yollayıp ondan sonra birebirini oynatabilecek bir kava asla almayacak. Çünkü sahada, sağ dışında kendisinde dediği gibi belki çok hoş sohbet biridir. Çok iyidir diyalog herkesle ama sağ içinde bu diyaloğu da çok uzun süredir hiç gelişmedi. Ee, gelişecek mi? bilmiyorum. Neyse bir sonraki pozisyonla devam edelim. İşte bu pozisyonda da önceki pozisyonun tam tersi var. Yani bir önceki pozisyon bununla kafa yorup vakit harcayan takım demek ki şunu da oynayabiliyor. İzleyelim. Bunun örneklerini ilk maçta da görmüştük. Yine aynı şekilde topsuz taraftan double pick çıkıyor ki bu birçok takımın e, ana top kullanacak oyuncusunu çıkarmak için kullandığı hızlı oyunlardan biridir yarı sahada. Double pick çıktı. Double pick'ten çıkarken de amaç İki tane o screen yapan oyuncudan birini dışarı birini içeri devirip savunmada bir dengesizlik yaratmaktır. Burada da Paul George dışa Zubac içe devriliyor. Kavay da hemen pası veriyor. Ve iş bitiyor. Bu kadar. Yani gerçekten fazla bir şey yok. Ama deminki pozisyonu görmek bir anda büyük bir karanlık nedeni. Yani. Orada kayboluyorum. Yani Lou neden yapıyor? Ama bunu yapabilecekken neden onlarla uğraşıyor bu takım? İşte burada Kavay bir de bu yeteneği varken Gerçekten çok saçma bir hal alıyor Clippers için. Clippers ucumlarının bir diğer sorunu da spacing. Özellikle de Kavai ve Paul George'un e, sahanın aynı tarafında olup yani ikisinin de aktif spacing'in parçası olduğu kısımlar. Bu da örneklerden biri. Yavaşça izleyelim. Paul George burada screen'in tersine giderek bir drive etmeyi planlıyor. Ama Kavai de onun tam drive noktasında posta top almaya çalışıyor. Low post'un biraz üstünde. Ve boyalı olanın içerisinde. Ve burada 3 saniye de yiyebilir. Yani hakem çok da dikkat etmiş Bunun öncesi de var. Muhtemelen burada 3 saniye olmuştur bile. Ama işte burada sıkıntı şu. Paul George neden Kavay'ın zaten kapadığı noktaya girmeye çalışıyor? Madem oraya girecek Kavay neden orada? Yani kendi aralarında artık bu tarz e, sağ kullanımını daha bakışarak çözebilmeleri lazımken hiç oralarda değiller. Mesela ilk maçta Porzingis ile Kavay arasındaki pardon Porzingis ile Donçic arasındaki Eliup pası attığı ve Ibaka olması gereken dediğim pozisyonu hatırlayın. Orada da Donçic sayesinde hemen Porzingis karşılıklı göz temasına girip çok kolay bir sayıya erişmişlerdi. Burada da Kavai doğru spacingde olsa Paul George ortaya drive ettiğinde çok daha rahat bir şut bulabilecekken aslında ikisi de birbirine zarar veriyor. Top burada tekrar döndü ve o pozisyon komple çöp oldu şu anda. Yeniden başladı her şey. Tekrar bir drive geldi. Kawai yine hiç botumu sallamadan dibe gitmeye çalıştı. Burada artık tamamen kendi ekstra zorlamasıyla, kendi skill'iyle de şutu buldu. Evet buldu mu buldu ama ne oldu? Bir yıplanacakken üç yıprandılar. Gereksiz bir pozisyon harcandı. Çok daha rahat sayı bulabilecekken. Üstüne bir de Kawai zor bir dip, dip drive'dan bir pull up atmak zorunda kaldı girmeye de bilirdi. Çok daha kolay şutu bulabilirlerdi. Ama Kavay'ın da işte biraz sevdiğin oyunu oynama tarzına çıkamamasından kaynaklanıyor. Ben bu oyunu seviyorum. Ee, öyle gideceğiz tarzı işte playoff'ta sizi her zaman mutsuz eder. Peki burada elimizde ne var? İşte Kavay'ın drive'larını zorlamasından çok belki de buradaki görev paylaşımını e, durumdan oluşan, random oluşan pozisyonları bir kenara bırakıyorum. Yani bir geçiş ucumda tabii ki Kavay ...pozisyonu buluyorsa çembere gidecek... ...işte yine ilk pozisyon, ilk maçta... ...Kavay'ın, Porzingis'in üzerine gittiği bir pozisyonu konuşmuştuk zaten... ...ya da Piken rolleri mesela ağırlıklı Kavay oynayacak da... E, ...dericilik e, ve üzerinden dönecek pas dolaşımını... ...Paul George sağlayacak gibi... E, ...belli anlarda yani oyun sete yerleştiğinde, yarı sahaya yerleştiğinde... ...bu tarz tercihleri yapabilecekleri roller belirlenmesi gerekiyor... ...şimdi burada işte üst üste onları göreceğiz... Ya yani Paul George'un neden bu takım için önemli olduğunu özellikle bu tarz çembere çok rahat gittiği, bitirmese de bitirse de hani bitirmediği pozisyonlara çok rahat faal oluyor. Pozisyonları daha net görüyoruz. Yani Paul George özellikle de bu sene şu an e, field golde %50'lerde yüzdesi. E, çok rahat çembere gidiyor. Gidemeyeceği hiçbir an yok ve gittiğinde de ya bitiriyor ya faal alıyor ya da topu dolaşıma sokuyor. Mesela burada da işte bu pozisyonda da tam ortaya vuruyor. Bakın Kawhi e, Zayıf tarafta, dipte. Burada e, Kleber oyundan kopmuştu, çünkü Paul George'un işte drive gücü çok kuvvetli. Şimdi Paul George girdiğinde orada e, Doncic kadar etki yaratıyor. Ya yani o topu bitirme ihtimali çok yüksek olduğu için üzerine gittiğiniz zaman mutlaka zayıf tarafta açık veriyorsunuz. Kleber de burada yardıma geldiği için kavay köşede bomboş kalıyor, şutu yolluyor. İkisinin arasında artık bunun bir gurur meselesi olacağı bir durum da yok. Mesela geçen sezon Dark Rivers e, görevdeyken Paul George Dark Rivers gittikten sonra şundan şikayet etmiş. İşte beni bir köşe şutörüne çevirmeye çalıştı diye. Buradaki diyaloğun tam ne olduğunu bilmiyorum ama ben Dark Rivers'ın git köşede bekleyeceksin bütün sezon boyunca dediğini zannetmiyorum. Zaten öyle bir oyunda oynanmadı. Ama burada Paul George'un haklı olduğu nokta da şu. Drive'ların onun üzerinden başlaması. Bakın özel... Gelişen konular için söylemiyorum. Yine tekrar şu situational durumlar için değil. Yani e, şey random gelişen durumlarda her şey olabilir. Orada artık oyuncunun yaratıcılığı, rakibin durumu, takımın akışı, rotasyon vesaire her şey etkiliyor. Ama bu tarz yarı sağ hücumlarında olabildiğince drive'ları Paul George'la başlatmak, savunmayı eksiltmek ve kavayın orta mesafesini, dip katlarını belki onun drive'ından sonra oluşturacağı hareketli drive'lar. Çünkü topu alıp topu alır almaz drive ettiği zaman kavay zaten önünde kimsenin durmasına imkan yok. Ama alıp bekleyip savunma iyice yerleştikten sonra edi, e, hücum etmeye çalışınca kendisini de orta mesafeye hapsediyor. En büyük sorunlardan biri ama Paul George işte bu tarz artık e, epik seviyede yani şu yön falan inanılmaz mesela. Epik seviyede çembere gidebilen bir oyuncuyken Bunları çok daha fazla kullanması e, Clippers adına çok daha faydalı olacaktır hücumlarda. Tabi Paul George bir de sadece bunu e, topla da yapmıyor. Topsuz da çok iyi. İşte burada mesela bu dipten çıktığı katta çok iyi bir spacing oluşuyor. Bu pozisyonu bir tık yer alıp tekrar size göstereceğim. Bakın e, Batum'un katına dikkat edin. Batum katı ediyor ve Paul George'u burada aslında bir e, ISO'ya bırakmak istiyor muhtemelen. Zaten diğer iki oyuncu sahanın zayıf tarafındalar. Zubaş da toplu durumda ve zaten buradan topu vurma ihtimali olmayan bir oyuncu. O yüzden pas verecek. İzleyelim tekrar. Batum alanı açtı. Paul George da burada işte akıllı oyuncu olduğunu gösteriyor. Yani gidip muhtemelen handoff'la topu alsa. Önceki o çizili oyunlarda gördüğümüz gibi handoff'la alıp karşısına işte switch alıp birebir de deneyebilir. Ama alanın açıldığını görünce yani batumun da gittiğini görünce. Bir cut fake yapıyor. Fake'i gösteriyor, çıkıyor ve içeriye kat ediyor. Zubac da bunu görüp bekliyor. Burada uzun da hata yapabilir bazen. Erken pas atabilir. Tam zamanında yani savunmanın yetişemeyeceği noktada pas atıyor ve çok rahat bir drive geliyor Paul George'dan. İşte bu da onun şeyin adından kurtulduğunu gösteriyor. Yani şey didişmesi beni çok yoruyor sağda. İlle karşıma alacağım oyuncu. Bir karşıma alacağım delikanlı gibi, adam gibi, erkek gibi abi falan böyle birebir oynayacağım. Yok hiç gerek yok. Olabildiğince rahat, olabildiğince akıllı oynamak işte bu. Yani hem Kavai'la ikisinin bir araya geldiği anlar hem ikisinin de topu alıp birebir oynamak için vakit kaybettiği anlardan çıktıkları bütün pozisyonlarda Clippers hücum inanılmaz hareketleniyor. Rahatlıyor, gevşiyor ve çok rahat sonuca gidiyor. Yine ilk maçta konuştuğumuz e, Kavay'ın Porzingis'in üzerine gittiği, özellikle seçerek gittiği örneğin üzerine bir benzer pozisyon daha. Bu bu bölümde biraz daha Kavay'ın hücumdaki e, pozitiflikleri, eksikleri yönünden devam edeceğiz. Şimdi i̇lk pozisyonda burada yine Zubac'ın skrini kullanıyor Kavay. Bakın bekliyor. Bekliyor, oynuyor. Pozisyonu buluyor aslında ama ilk pozisyondaki daha netti. Neden şimdi bir geri alacağım. Bak burada beklemek yerine gitse Porzingis burada dengesiz yakalandı. Çünkü Porzingis e, özellikle de bakın şurada ayak yönü çok önemli. Burada Kavay'ın çok büyük bir avantajı var ve kaçırıyor bunu. Doncic, e, Cemal Murray bunu da çok iyi yapar. E, başka kısa Kyrie çok iyi yapar. Harden çok iyi yapar. Nedir bu? Bakın topu vurduğu anda Porzingis artık tek bir yöne gidebilecek konumda tutuyor vücudunu. Biliyor ki buraya drive edecek Kavay. Ona da hazırlamış durumda kendisini. Ve burada da bir boşluk oluşmuş durumda. Eğer Kavay burada topu çekip bir bacak arası yapıp geri vuracağına topu çekip bir driplinkten sonra içeriye vursa topu bitti zaten. Porzingis'in e, tekrar bu adımı döndürecek kadar bir hızı yok. Zaten sonra Kavay fizik olarak çok kuvvetli. Burada karşısına kim gelirse gelsin, Kleber de gelse, Hardaway de gelse zaten Kawhi bu topu smaçta bitirir. İzleyelim devamını. Pardon hemen ekranı sildim. Geri çekti. Doncic buraya inmek indi. Tabi o arada Doncic de akıllı. Zubaç tutuyor burada. Alanı iyice kapattı. Vakit kaybetti. Şimdi çembere gitmeye çalıştı. Porzingis de üzerinde kaldı. Bir şey değil Porzingis de iyi savunma yapmış oldu. Doğru bu arada. Yani bunu e, ironi için söylemiyorum. Gerçekten biraz da rakibin hatasıyla Porzingis için iyi bir savunma şansı ortaya çıktı. Bu pozisyonu ileride Porzingis'i konuşurken tekrar bakacağız. Yine Kavay'ın burada da e, klasik oynayabileceği ve hareketliyken oynayabileceği piken rollerden birini görüyoruz. Çok rahat çalıştırıyor yine. Yine bu kadar rahat bir pozisyon aldıktan sonra şimdi bir sonraki pozisyona geçelim hemen. Ki bu piken rolleri bu maçta çok iyi oynadılar bu arada. Onun da hakkını vermek lazım ama Yine dediğimiz o süreklilik yok. Zubac üzerinden bunları bir noktada Eğer yani o kenara geçtikten sonra da yine Ibaka olmadığı için çok yaratamadılar. Ki Zubac benim bu takımda ana parçası görmediğim bir oyuncu bu takım için. Özellikle maçı bitiren bölümde olması da çok zor. Playoff'larda. Ama Ibaka'da Ibaka'yla da bunların çalıştırması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Umarım orada Ibaka'nın sürelerini daha fazla kısıtlamazlar. Özellikle son bölümlerde Burada Kawhi yine bir birebir için bekliyor. Drive'ı edecekken bu sefer de spacing sorununa takılıyor. Çünkü topu önce ortaya vuruyor. Yön değiştiriyor. Demin Batum'la Kawhi'in yaptığı aslında aynı açıda. Orada ne olmuştu? Batum ters tarafa kadar katını tamamlamıştı. Burada ise Morris tamamlamıyor. Ve şu bölgede kalıyor. Halbuki şuralara çok hızlı gelmesi lazımdı. Morris buraya gelecekti. Bu oyuncular da bu şekilde kayacaklardı. Ama hiçbiri olmuyor. Devam ediyoruz. Kavay da burada bir anda Morris'in adamına çakılıyor. Hücum gitti. İşte bu, bu da Kavay'ın kötü gözükmesi. Kavay da burada işte takıma kızıyor haklı olarak. Yani tabi faal var diye itiraz ediyor da burada kızması gereken muhtemelen maçtan sonra gördüğünde pozisyonu yine takım olacak. Morris'in burada işte kısa beşte tabii ki savunma rolü çok önemli ama hücumda bu tarz toplu oyunlarda çok ciddi koridor hataları, çok ciddi spacing hatalarını yapmaya devam ediyor. Umarım bunu da toparlarlar. Evet maçın artık son çeyreğine geldiğimizde de bu arada yine bir ufak hatırlatma yapayım. Bu maçı ilk maç kadar lineer konuşmuyoruz ki o maçın da atlayarak konuşmuştuk pozisyonlarını. Daha gruplar halinde konuşuyorduk pozisyonları. Burada da öyle olacak. O yüzden korkmayın ki şu anda maçın sonuna geliyoruz ama Clippers tarafında özellikle Kawhi Paul George hücumları ile ilgili konuştuğumuz bu bölümde. Kawhi'nin son çeyrekteki kötü hücum tercihlerinin e, maçın sonuna doğru yavaş yavaş Clippers'ı e, bitirdiği anlar, bu anlar ve bu pozisyonlar izleyelim. Kawhi burada yine hareketli alıyor topu. Yine bir e, zubaç e, işte hareketli pikten sonra devrilmesini kovalıyor. Burada Will Conshita iyi kalıyor. İyi savunma yapıyor kendisinden beklenmeyecek bir şekilde. Kleber de Kavayın başında çok iyi kalıyor. Kleberin arameti farkısı ve yine hatırladığımız o kötü şutlarından, özellikle ilk maçta da görmüştük. Bu maçta da bunlardan son bölümünde de dördüncü çeyrekte de çok fazla kaçırıyor. Yine Kavay ve dediğim gibi yavaş yavaş Clippers'ı sona doğru götürüyor. Yine bu pozisyonda da az önce verdiğimiz örneklerden biri var aslında. Yani Kavayın durarak sabit bir şekilde rakibiniyle karşısına almaya çalışarak kastırması yerine Paul George'un drive üzerinden aldığı topları da hareketli kullanabilir demiştim daha bir iki pozisyon önce Şimdi Bu da tam onun örneği Kawhi drive'ın üzerinden, Paul George'un drive üzerinden topu alıyor Burada bakın Morris'in aksine, Morris'in deminki hatasının aksine Zubac Will Koleştayn'ı box saat ederek, hücumda box saat ederek Ona bir koridor açıyor Tabi burada faal yapma tehlikesi var ama burada faal Will Koleştayn yapıyor e, zubat çekerek burada oyuncuların çok dikkatli olması lazım. Bu tarz bak saatlerde engellemeye yönelik bak saatlerde hareketli bir şekilde oyuncunun önünde kalmaya çalışır ve iterseniz hücumda olduğunuz için burada faal çalarlar ki bu hataya düşüyor oyuncular. Ama burada zubat iyi iş çıkarmış. Kavay'da hareketli gelip pozisyonu çok rahat bir şekilde bitirmiş ve kava içinde daha rahat oldu yine gördüğümüz gibi. Kendisi de kendisi de bu rahatlığa bence alışsa işte bir daha manuel araba kullanmayacak belki de bilmiyor. Bu pozisyonda da Kawai artık iyice ritme giriyor. O hataların üzerinden sonra tekrar bir hareketli pozisyon dönüyorlar. Yine hızlı bir oyun. Yine e, çabuk değerlendirilmiş bir pick and roll var. Hemen Kawai dipten çıkıyor. Zubac skripten sonra hızlıca devriliyor. Bir pick and roll daha hemen çalıştırıyor. Bu da yine... İyi çalışan Spacing ve Pick and Roll oyunlarına bir örnek. Tabii Kavaya'nın hücumundan çok bahsettik. Ee, burada da yine savunmasına bir değineceğiz. Ee, yani Sıkıştırma konusunun önemine tekrar girmeyeceğim. Bundan da yine konuşmuştuk. Artık maçın son bölümüne doğru yine Dallas e, burada 12 sayı çıkarmıştı farkı. Creepers tekrar bir savunma eforunu sarf etme ritüeline girdi. İşte burada yine sürekli sağlanamayan bir konu oldu onlar için savunma. Geldikleri noktada yine Kavay aslında çok iyi sıkıştırma yaptı. E, Donçi bayağı zorladılar. Ama burada da Dallas'ın hücum farkı ortaya çıktı. Birazdan onlara değineceğiz. Bu maçta çok yüzde de oynadılar. Çok daha iyi şutlar buldular. Bu Donç için belki de hani Donç için de kırılma anlarından biri maçta. E, bir tane daha hata yaptı böyle. İkisinde de birinde mol alındı birinde kenara geldi sanırım. Ama burada artık işte bu yorgunluğu kendine güveni e, aşırı güveni hatta çok ciddi hataya sürüklüyor. Yine Doncic bu hataları ilk maçta da yapmıştı ama sürekli bir şekilde yapmıştı. E, maçı kaybetmişlerdi. Bu maçta bu hatalara sürüklense de e, fazla tekrarlamadığı için e, maçı Dallas kazandı ama Kavay'dan da işte beklediğimiz savunma eforu bu. Evet Dallas tarafına geçiyoruz biraz. Clippers'ın özellikle Paul George Kavay eksenini konuştuk hücumda ve savunmada. Dallas tarafında biraz Porzingis'e değineceğim. Porzingis'in sadece savunması değil hücum da çok kritik Dallas için. Zaten savunma zaafları ortada ve bunlar e, açıkçası ciddi şekilde açık durumda hala ve kapatılması da zor duruyor. Kendisi fiziksel olarak burada belli bir e, seviyeye gelse bile yine de yaptığı tercihler, belli konularda çekingen kalması, e, eşleşme sıkıntıları vesaire gibi konulardan pek çözülebilecek gibi durmuyor. Yani uzun vadede o yüzden ne yaparlar? Bu başka bir yayının konusu olacaktır benim için de. Ama bu maç özelinde hücum tarafında Porzingis'ten ne bekleniyordu ne alabilirler? Şimdi burada ilk maça döneceğiz. Kafanız karışmasın. Bu ilk maçtan pozisyon. Bunu ilk maçı konuşurken göstermemiştim. Ee, özellikle buraya aldım. Porzingis'in topu alıp e, özellikle uzunla rakip uzunla eşleştiyse çok hızlı bir şekilde buldu orta mesafeler. Bunlar e, yüzleri soktuğu zaman işte bu Durant efekti aslında biraz. Durant bunları çok iyi atan bir oyuncu e, mesela. Ya Durant için bunlar bir layup seviyesi. Porzingis için de bunun olması gerekiyor. Ama Bunu olurken e, yan yetenekleri bunu yapmaya çok müsait değil hala. İşte, işte top alma, receiving ya bu bir skilldir, Yani bir fundamental'dır. Receiving özelliği hala çok iyi değil. Sırtı dönük olmadan e, çok rahat top alamadığı anları çok görüyoruz ya da işte topu aldıktan sonra mesafe açmak için yarattığı farklı özellikler işte Noviski gibi Jokic gibi oyuncuların kendi yarattığı o tek ayak fade away'ler spin move'lar ha spin move var onu konuşacağız ileride Ama bu tarz mesafe yaratabilecek biraz daha şutuna e, derinlik katabilecek rahatlatacak özellikleri çok eklemedi. Bunun da nedenini açıkçası ben e, çalışmayan bir oyuncu olarak görüyorum Porzingis'i. Yani yazın çalışmıyor belli ki birçok oyuncu üstüne özellikle de bu Covid döneminde bile kısa dönemde bir inanılmaz koyarak gelmişken birçok oyuncu da hatta bunun psikolojik nedenleri de olabilir. Bir şey diyemem. Çok az bir ara vardı ama bu Porzing için ilk senesinin sorunu değil. Geçmiş yıllarda işte sakatlıktı şuydu buydu derken yine belli ki boş dönemlerini hiç çalışmadan geçirmiş ve burada yani şutunun yüzdesi dışında belli o da çok formda olduğu dönemlerde dışında şutuna bir derinlik asla katamadı. Tabi Porzingis'in hücum değerine bakarken yine onun Doncic'le beraber sahada kaldığı anlarda Doncic'in onu kullanma özelliği de daha değerli oluyor. Yani Porzingis'e topu vermekten çok Porzingis'i e sayı yapabileceği en yakın noktada topla buluşturmak. Burada da dikkat edin. Porzingis hiç bak ilk, ilk, başta topu isteyecekti. Hatta bir geri alıp tekrar göstereyim. Hatta burada istiyor. Drive ettikten sonra burada bir pas şansı da var. Burada bir e, topla da Doncic'se tam ne anladım ya pası verdi ya da topu kendi istedi. Çok da anlaşılmıyor burada vücut dilinden. Olmayınca geri çıkıyor Spacing tekrar açıyorlar. Kleber e, low post'a kalıyor. Doncic Kleber'e bakıyor. Kleber tarafında bir oyun mu oynayacak diye bir deniyor. Kleber'in de o alanı boşaltmasını mı istedi? Onu da bilmiyorum. Yok, istememiş. istemiyor ama ha pardon, pardon, pardon. Hatırladım pozisyonu Çok özür diliyorum. Bir geri alacağım. Burada Kreber'den şunu istiyor aslında. Kreber'in burada top alma şansı yok. Topu aldırabileceği kişiye gitmesini istiyor. Burada bir screen yaratıyorlar. Şimdi izleyelim pozisyonu. Doncic Kreber'i yolluyor. Göz göze geldiler. Drive ettiği anda başladı ki bunu zaten oynamışlar bu oyunu belli ki. İşte Porzingi sabırla bekliyor. Kreber Porzingis'in savunmasını arkasına aldı. Zubac hiç anlamadı pozisyonu zaten. İşte Zubac'ın en zayıf olduğu anlar bunlar. Çok rahat bomboş bir sayı buldular. Porzingis arka tarafta e, topsuz gezdirmek çok iyi bir fikir. Ya belli ki bunu zaten hani Doncic hem kendinden de Rick Carlay e, planlamışlar. Sağ içinde de bunun şimdi zaten Rick Carly bu çizgileri sağ dışında çiz tabii ki çekecek. Tabii ki bu rolleri verecek. Bu dipteki top oyunları da söyleyecek ama işte Doncic'in doğru anda doğru kararı vererek Porzingis'i bu topla buluşturup bu oyunu oynayabilmesi de e, burada Porzingis'e yarıyor aslında. Yani Porzingis'in burada yüzü dönük kalsa dışarıda bu kadar rahat oynayamayacaktı. Muhtemelen e, bir hemen bir kaldırat üçlükle e, topu kullanmaya çalışacaktı ama çok daha rahat bir sayıya eriştiler. Tabi Porzingis'in özellikle ikinci maçtaki ilk maçta da kavay Porzingis eşleşmesi oldu ama ikinci maçta daha fazla oldu. Direkt hatta maçın başından Veli bir noktasından sonra Kavai direkt almaya başladı Porzingis'i. zu Kleber'le eşleşmeye başladı. Tabi böyle anlarda dediğim gibi yani Porzingis'in orta mesafesinden çok faydalanmak istiyordu Allas. Ve Kavai geldiğinde de ciddi aslında bir fiziksel yani fiziksel derken boy avantajı oluyor. Boy avantajında da özellikle dirsekte topu ona vermek ve direkt bu e, turnarounds shotlarını bulmak onlar için çok önemli. Burada da çok rahat buluyor. Çünkü tam göbekten en yüzleri attığı yerlerden biri olabilir. Yani detaylı bakmadım ama e, genel olarak Porzingis'in e, göbekte attığı şutlarda daha bir rahat olduğu her zaman görülüyor. Burada da çok rahat dönüp bitirmiş. Ama işte bunun sorunu da e, sanırım bu maçta var o pozisyonlardan biri. Yani çok hızlı sıkıştırma getirmek. İlk maçta zaten görmüştük. İlk maçta da sırtı dönük gittiğinde çok hızlı sıkıştırma getiriyordu. Ya burada nasıl bozabilir bunu Davlas? Porzingis 2 saat posta yollayıp orada tutmakla değil bu tarz Porzingis'i yukarıdan yani dışarıdan içeri oynatarak olabilir o zaman savunmanın dengesi biraz daha şaşabiliyor e, ve doğru spacingte şimdi köşede 2 tane şutör olması hani Kleber yine riske edilebilir belki bir noktada ama burada Hardaway'in olması Morris geldiğinde Hardaway için rahat bir şut imkanı yaratacak doğru spacing de Porzingis'e e, pozisyon yaratmak için çok önemli davlası Evet hatta örnekimiz buradaymış. Hızlıca geldik bu örneğe de. Sırtı dönük. Direkt sırtı dönük. Deminki pozisyondan farklı görüyorsunuz. Yukarıdan dışarıdan içeri değil. Direkt sırtı dönük almak için pozisyon alıyor. Ve ne oluyor? Şimdi sağ vision'ını kaybetti. Ortaya girdiğinde. Deminki pozisyonda Porzingis ortaya girdiğinde. Sağ'ı çok daha geniş olarak görüyordu. Köşelerde şutörler vardı. Ve pası aldığı anda. Gelebilecek herhangi bir sıkıştırmada. Hem top dolaşımını sağlayabilecek durumdaydı. Çok iyi bir oyuncu olmasa da bu dur, bu seviyede. Hem de dönüp şut atabilecek konumdaydı. Şimdi ne oluyor peki? izleyelim. Pası aldığı anda, daha da hatta almadan Batum direkt sıkıştırmaya geliyor. Çok hızlı bir şekilde. Muhtemelen bunu savunmada çalışmışlar zaten. Hani Porzingis özellikle sırt dönük aldığında yardımı getirelim, sıkıştırma getirelim kenarlarda özellikle diye. Çünkü ne oldu? Burada Porzingis'in bütün alanı kayboldu. Artık e, bu çizgiler de savunmasının bir parçası ve buraya haps oldu. Porzingis hiçbir oyuncu yok. Burada bir kat var e, ve bu katı da ortalayabilecek bir Morris var. Şimdi pozisyon izleyelim ne olacak bakalım. Ve o da aa diyor dipte kat var diyor ve Kleber'i görmek istiyor ama işte az önce bahsettiğim Morris'in ortalayan bir Morris var dedim ve direkt yardımı getirdi. Pas ne yaptı. Peki burada ne yapabilirdi? Oyuncuyu takip etmek işte rakibi okumak. Morris'i biraz okuyabilseydi belki bir fake pas yapıp ki zaten hani Kleber çok net geliyordu kata ya da pası vermeyip Kleber'in belki bu köşeye kadar gelmesini bekleyip burada verebilirdi. Ya da Kleber'in biraz daha gitmesini ve Morris'le eşleşmesini bekleyebilirdi. Bakın o noktada çünkü Kavay da Hardaway'e kayacak. Buradaki dışarıdaki oyuncu boşalacaktı bu sefer. Onu bekleyebilirdi. Onu da beklemedi. Ee, ki hatta şu anda boş durumda aslında. Onu da beklemedi. için bir pas fake'iyle ile yani bir tanecik pas fake'iyle ile hem Kava'yı hem Morris'i içeriye kitlemiş olacaktı savunmaya. Burada sanırım Brunson kaldı ekran dışında. Brunson'a da bir boş topu atabilirdi. Ya da dediğim gibi Kleber'in katını bekleyebilirdi. İşte burada Porzingis'in aklı çok çalışmıyor maalesef. IQ'su düşük kalıyor. Şimdi burada da Porzingis'in başka bir soruna değineceğiz. Özellikle de ilk adımı ilk adımı üstünden drive'ı vesaire çok sorunlu. Burada hiç geliştiremedi kendini. Yani evet fiziğine göre fena bir e, driblingi yok ama asla bunu küçülerek, gerekli olan da küçülerek e, topu da rakibinden kurtaracak kadar ilk adımını geniş açarak ileriye vuramıyor. Tekrar izleyelim. Bakın burada da hemen drive edeceği noktada çok kısalıp hemen driblingi kesiyor Çünkü ilk amacı her zaman her zaman e, zubaç gibi ağır bir oyuncu bile eksiltmek yerine şutu bulmaya çalışmak olabilir bu bir tercih ama işte her zaman yaptığınızda rakip sizi okumaya başlıyor ha, diyor zaten bunu geri çekecek benim için sorun yok Ben burada yani geçirme tehlikem yok savunmaya bu algı yarattığınız anda Aslında topu vurabilmeniz lazım o yüzden de işte belki de hani uyutabiliyor bile olsa, uyutabiliyor olsa burada Porzingis bu seviyede rakibini çok rahat geçebilecek ama bunu asla yapamıyor. Hem ilk adımı dediğim gibi çok kısa kalıyor. Topu yön değiştirirken mesela burada topu tutmasa rakip üstüne geleceği anda bir dribbling daha yapıp tekrar sol bir dribbling daha yapsa daha da yakın bir orta mesafeye gidebilir. Belki de bir bank shot yani potal olarak topu çemberi yollayabilir. Ama dediğim gibi bu da yine Porzingis'in çalışmama sorunuyla ilgili. Savunmada ise Porzingis'le ilgili bir pozisyonumuz vardı. Bunu biraz Kava üzerine anlatmıştık ama pozisyonu yine tekrar almak istedim. Dedim ki burada kendisi iyi bir pozisyonda ama Kavay'ın durumdan kendisine vazife çıkarmamasından dolayı halbuki burada farklı bir yöne çekse topu yani ortaya vursa vurabileceği alanı yaratabilse ya da burada tekrar geri çekip beklemek yerine Porzingis'in ters ayağına gidebilse ya da burada onu daha da üstüne çekip biraz daha çemberden uzaklaştırıp üçlüğün dışına çıkıp tekrar çembere gitmeyi denese çok rahat ekart edebilecekken burada Porzingis de iyi kalıyor savunmada ve Kavay'ın topunu kesiyor. Bu Porzingis tarafında şu açıdan çok önemli bu pozisyon. Özellikle kısa eşleşmelerinde kaldığında bu tarz switchlerde yardımlarda recoverlarda, tersi dönen toplarda Çembere kadar geldiğinde rakip oyuncu bu topları kesebilmesi çok önemli. Ama ilk maçta gördüğümüz gibi üzerinden Smaç da çok rahat yiyebiliyor. Kavaydan da yedi bunu. Burada artık biraz güçlü kalması lazım. Ya ben bu pozisyonda koç olsam gerçekten göğüslerime vurarak bağırırdım. Yani hadi falan diye böyle. Biraz güçlü kalsa zaten dikey sıçramasında bir sorun yok. Dikey sıçradığı anda zaten rakip çok zorlanacak ama maalesef birçok durumda çok yumuşak kalıyor. Çok yavaş kalabiliyor karar vermekte. Fiziksel olarak demiyorum. O yüzden de her zaman bu bloğu ama Bunları çıkartabildiği anlarda çok değerli. Dallas için de ekstra değerli. Onun hani Kreber hatta Krebersiz bile oynadığı, tek uzun oynadığı anlar Dallasa çok büyük rahatlık sağlıyor. Özellikle de hücumda. Peki Porzingis hücumlarına neyi düzenli olarak yapıp ilerletebilir sorusunun cevabı da bence burada. bunu bu sene yok içine çok iyi yapmaya başladı. Yani Drive'ın üzerindeki o da çok sırtı dönük oynamayı ama hareketlidir. Devamlı footwork de ilerlemeye çalışır ve onun üzerine hem bir spin move ekledi. Yani bir 360 derece spin yapıp çembere gitmeyi ekledi. Hem de tek adım bir fade away ekledi. Porzing işte zaten bu e, mesafe açabilecek bir özel şutu yok. Ama çembere giderken bu spin move'u çok rahat kullanabilecek bir fiziği var. Gerçekten bunu çok rahat kullanabilecek esnekliğe de sahip, hareketliliğe de sahip, e, alana da sahip. Bunları da çembere yaklaştığı da çok rahat bitirebilir. Üzerine de faal alabilir ki buradaki pozisyonu da özellikle aldım. Bu spin move'larını umarım daha fazla kullanır. Daha e, özellikle de birebir yüzü dönük. Bakın o pozisyon, pozisyonu da göstereyim. Burada yine sırtı dönük alıyor ama hemen yüzünü dönüyor. Şimdi sırtı dönük alıp sırtı dönük oynamaya çalıştığı zaman çok büyük sıkıntı Porzingis için. Bakın burada hemen yüzü dönünce önceki pozisyonları hatırlayın. Hızlıca yardım getiremediler. Çünkü artık işler daha zor. Ve burada iyi bir spacing de var Hardway'de. Porzingis'in alanında Morris yardıma yaklaşıyor ama çok da güvenli gelemiyor. Kavay geliyor, Kavay'ı da spin move ile ekart ediyor. Ya yani Kavay'ın olduğu noktaya gitse Kavay zaten burayı kapatmıştı. Ama burada spin move yapınca Kavayı da ekarte etti ve çok rahat sayıyı buldu. Ya yani Porzingis ne olursa olsun değerli bir oyuncu. Evet ama Dallas'ın istekleri için değerli bir oyuncu mu? Talepleri için. Artık bu tartışma noktasına geldi. Sanırım ya ben olsam en azından bu sene de buna bakarım. Hani çok acelesi yok Dallas'ın. Donç için zaten yaşı da ortada da. Ama artık bir hamle yapma zamanı geliyor gibi Dallas'tan. Eğer bu playofflarda da Hatta belki senek, seneye seneyeden yani yazı geçirip seneye sene başına tekrar görüp Porzingis o beklenen ilerlemeleri göremezlerse bir yol ayrımı gelebilir deyip buradan da Doncic bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde e, Porzingis'ten bahsettik. Porzingis nerelerde etkili ya da nasıl etkili olur? Savunma konusunda ne durumda? Dallas'la ilişkisinden bahsettik. Şimdi bir sonraki bölümde de e, özellikle Doncic hem Dallas üzerindeki etkisi hem de en sonunda da bireysel oyunuyla ilgili detaylara gireceğiz. Evet Doncic bölümüne devam ediyoruz. Doncic bölümünde biraz daha hem Doncic özelindeki konulardan bahsedeceğim. işte özellikle bu sezon biraz daha geliştirdiği birebir savunması değil ama biraz da alanı savunduğu kısımlardaki başarısı onun dışında tabii ki takımı yönlendirmesi, screen kullanımı, pick kullanımı burada çok e, ince detayları var. Genel olarak başarısının en önemli parçalarından biri olan yön değiştirme, işte step back'ler ve e, diğer rakibe göre aldığı pozisyonlar, rakibi iyi okuması, oyun takibi e, gibi konulardan bahsedeceğim. Son kısmında da bu bölümün için e, skill shot'larından yani biraz da aslında demin bahsettiğimiz pozingisin neden geliştiremediği ve kendisine e, tırnak içinde özel şut eklemediği dediğim ama Doncic'te bunlardan birden fazla olan özelliklerini konuşacağız. Şimdi savunma kısmına başlayalım. Üst üste 3 e, pozisyon izleyeceğiz. Bunların detaylarına bakacağız. Şimdi bu pozisyonda biraz yavaşlatacağım. Hatta bu pozisyonun başında yine <laughs> şunu da hemen ekleyeyim. Reggie Jackson'ın direkt hatasını görüyoruz yine. Bundan e, sanırım ilk maçta da bahsetmiştik. Reggie Jackson ve hatta diğer Kawhi ve Paul George'un bile sahayı okumadan işte biraz da hazır oyunları ezbere oynamaya çalışırken ortaya çıkan durumlardan dolayı çıkan sorunlardan biriydi bu Reggie Jackson durum. Burada da hiç sahaya bakmadan direkt Kawhi'nin olduğu kısma doğru drive etmeye çalışıyor. Edemiyor, duruyor ve burada yaklaşık bir 4 saniye falan kaybediyorlar. Sonra pick kullanmaya çalışıyor. Zubaş'tan gelen screen'i kullanmaya çalışıyor. Onu da kullanamıyor. Sonra drive edip bir şekilde ee, Zubac'ın kendi devrilerek e, ters tarafta kullandığı screenle biraz tabi burada Porzingis'in de getirdiği yardımla oluşan alanda Zubac'ı buluyor. Orada da zaten direkt sıkıştırma geliyor Zubac'a. Zubac da burada e, işte yine çok akıllı bir oyuncu olmadığı için Kava'yı ve hatta Paul George'u bulmak yerine topu Morris'e çevirmeye çalışıyor. İşte burada Doncic'in için savunma detayına geleceğiz. Doncic artık e, evet birebir olarak hala mükemmel bir savunmacı değil olması da zor. Yani o kadar işte lockdown defender dediğimiz direkt böyle içine giren, yapışan, parçalayan işte üst seviyede olup da belki Kavai gibi işte Paul George gibi üst seviye bir savunmacı olabilecek mi? Muhtemelen olamayacak. Yani fiziksel yapısından dolayı da biraz zor. Yani kendi oyuna bakış açısı için de biraz zor. Şu anki Dallas durumundan da zor. Ha bir gün yanına biraz daha onun yükünü alabilecek farklı özelliklerde bir oyuncu gelirse belki onu da yapabilir. Ama çok da ihtiyaç da yok. Çünkü Dallas zaten takım savunmasını yüksek tutarak oynamak isteyen ve topun olmadığı tarafta da alan savunmasını yani bunu klasik bir yarı alan savunması olarak söylemiyorum yanlış anlaşılmasın kaymalar yaşandığında yani yardım pozisyonları alındığında takımız eksildiğinde bu pozisyonlarda doğru alanında durup doğru noktalar alıp doğru alanı savunmak bahsediyorum. Burada da Doncic'in örneğini veriyor. Doncic işte burada yardıma gelmiş ama alanı da takip ediyor. Pası nereye atabileceğini kestirdikten sonra topu çalıyor. Şimdi bir sonraki pozisyonda bunun başka bir örneğini göreceğiz. Bu deflectionları e, normalde ilk pas arasında da yapabiliyor Doncic. E, burada da kendi savunmasının başarısından e, yine bu toplar alıyor. İnanılmaz hızlı ya da inanılmaz atletik olmasından dolayı değil. Burada yine Paul George'u takip ediyor. Paul George'u takip ederken burada Ufak bir detay var. Bundan yine bahsedeceğim zaten. Yok. E, Donch'in en önemli özelliklerinden birisi devamlı sahayı kontrol etmesi. Bakın burada da Paul George'un nereye bakacağını anlayabilmek için sahaya geniş bakıyor. Yani şu açıya baktığını gördüğünüz noktada aslında şu kadarlık falan bir kısmı görüyor. Yani burada birisi var mı? Muhtemelen sesleri de dinliyor. Kim nerede bağırışmaları dinliyordur muhtemelen. Hatta burada takım arkadaşları birbirleriyle de konuşuyorlar. Bu detaylara çok dikkat eden bir oyuncu. Devam edelim. İşte bu yüzden de bu açıyı gördükten sonra burada... Bakın bu demin çizdiğim alanda herhangi bir oyuncu olmadığı için... Paul George'un pası atabileceği tek nokta... Donch için e, sırtını dönük olduğu nokta. O yüzden de çok hızlı bir şekilde buna refleksle tepki verebiliyor. Çünkü buna artık hazır. İşte savunmanın ince detayları diyorum ya hep. Yani iyi bir savunmacı... Sadece iyi baskı yapan e, ve sizi... ...yarı sahada sıkıştırıp top çalmaya zorlayan... ...kıçınızın dibine girip e, suratınıza üfleyen e, kişi değil maalesef. Savunmanın çok fazla detayı var. Çok fazla noktası var. Çok fazla rakibe göre değişen kısmı var. Yani bütün bunları bir de e, takım içinde, bir ahenk içinde yapmak daha da zor. E, Donç işte burada takımın savunmasındaki en önemli e, noktalardan biri olan yardım savunmasını ...hep doğru alanda kalarak bunu şimdilik iyi bir şekilde yapıyor. Burada da topu çalıyor. Şimdi bir sonraki pozisyona geçeceğiz. Burada da biraz sahayı nasıl okuduğundan bahsedeceğim size. Şimdi Donçic'e yine dikkat edelim. Kavay e, sağa doğru topu vururken Paul George kat ediyor. Paul George katını bitirirken Doncic önce Morris kontrol ediyor kendi adamı. Çünkü e, tabii Rick Carly de şunu biliyor. Doncic zaten çok hızlı bir oyuncu ya da işte Kavay gibi oyuncuları savunup e, yıpranmasına gerek de yok bu arada. O yüzden Morris ile eşleşiyor savunmada. Diğer iki oyuncu e, işte Josh Richardson ve sanırım Hardway bu yine. Onlar da Paul George ve Kavai ile eşleşiyorlar. Daha e, aktif savunmacılar olarak. Kavai de burada drive'ın ediyor. Ettiği noktada tam şu, güzel anda yakaladım aslında. Doncic topun nerede olduğuna ve Kavai'nin ne yaptığına bakıyor. Bu noktada bakın sağın diğer tarafında Kleber de şimdi oraya bakmaya başladı ama bir yandan oyuncusunu takip ediyor. Kötü savunmacıları şuradan ayırabilirsiniz. E, sağdan kopuk savunmacılar kötü savunmacılardır. Bazen o kadar koparlar ki görürsünüz böyle saçma sapan bomboş pozisyonlar verildiği anlar olur ya, Herkes o anlarda şey zannedebilir yüzde 50-60 ihtimalle vay ne oyun oynandı hücumda falan ama genelde savunmanın uyku halinde olmasındandır bu. Öyle bir uyur ki rakip de bunu görür ve bomboş sayıya gider. Donc kontrol etti burada. Tekrar bakıyor. Morris de katını yaptı. Kavayı birebir bıraktılar burada bir ISO'da. Tekrar bakıyor. Hatta hala vision'ında açık alan var. Çünkü artık şeye bakıyor. Kawhi burada sıkışacak. Ve Kawhi sıkıştığı anda pası atacağı oyuncular belli. Hemen yaklaşıyor Reggie Artık konuya hakim olduğu için. Ve rotasyon başlıyor. Doncic e, Reggie geldi. Josh Richardson e, burada. Morris'e yetişecek. Doncic'in kaydını gördüğü için. Ve tekrar top dolaşımı başladı. de topu Paul George'a çevireceği için Kleber da hemen oraya çıkıyor. Ve bire bire engelliyor. Tabii Kleber'in başarısı da burada çok iyi bir istense e sahip olması. Çok iyi pozisyon alıyor. Tabii şu detayı da hep söylüyorum. Direkt yine savunmadaki diğer detaylardan biri de bu ayak çekme konusu. Kleber burada onu çok iyi yaptı. Pauljoş drive ediyor. Geçemedi Kleber'i. Donchi hala takipte. O sırada hakem de düdüğünü çaldı. Karar çıktı orada bir faal çıkıyordu sanırım. Ama genel olarak işte Donchi için savunmadaki birebir başarısının yanında e, topsuz alandaki savunması Top takip alanı savunması işte ona bu ekstra Top çalmaları getiriyor Takım savunmasına da katkı sağlıyor Doncic'in en sevdiğim özelliklerinden biri de Screen kullanımları Screen kullanımında Vizyonu gerçekten çok geniş bir oyuncu Doncic. Burada aslında e, Özellikle çaylaklarda Biraz daha tecrübesiz oyuncularda Ya da gelişimini geç gösteren oyunculardaki En büyük sorunlardan biri olduğunu bunu hep görürüz Screen kullanımında hem screener hem de screen'i kullanan oyuncunun uyumu dışında rakibin konumunu, rakibin özelliklerini sahanın hangi noktasında bir pick and roll ya da yani pick and roll olarak da sadece bir screen kullanımı yaşandığını çok iyi tahlil etmek lazım. Bu da baya aslında tecrübeyle oluyor. Yani bunu idmanlarda devamlı oynayarak tabii ki teknik kısımlarını çok rahat çalışırsınız ama sahada rakibe göre bunları geliştirmek biraz da tecrübeyle oluyor. Dolunç için burada işte en büyük artısı EuroLeague'den gelmesi ve EuroLeague'de bunlara çok alışkın olması. Bu tarz oyunlarda screen kullanımlarında orada biraz daha alanlar dar olduğu için NBA'de kadar geniş alanlar bulunamadığı için o biraz delici ve şutör eksikliğinden kaynaklanıyor. Yoksa EuroLeague'in inanılmaz epik herkesin epik savunma yapmasından değil. O da ayrı bir yanlış anlaşılma. Alanlar dar, şutör sayısı az, delici sayısı az. E, uzun kullanımı daha farklı uzunlar e, daha hibrit durumda daha böyle NBA'deki kadar esnek uzun çok az var. O yüzden alanlar daha e, daralıyor. E, böyle olunca da Donch'in oradaki piklerde yapacağı tercihler alması gereken kararlar daha kritik oluyordu. Bu da Donch'e NBA'de çok büyük bir artı getirdi. Onu da e, hızlıca sahaya yansıttı. Şimdi pozisyonu izleyelim. Burada ilk screen'i kullanıyor. Bir, aslında bir yarı screen bu savunmada ikinci screen esas e, takmaya çalışıyor. E, burada Powell'ın screen'ini kullanıyor. Powell'ın screen'ini kullanırken, burada yine en sevdiğim özelliklerinden biri rakibinin ve kendi oyuncusunun konumuna bakıyor. Şimdi ikisi de arkada kaldı. Paul çok iyi bir screen yaptı. E, burada Nikola Batum da Doncic'in şutör olmasından dolayı e, screen'in üstünden geçti. Peki altından geçebilir miydi? Evet geçebilirdi. Ee, bu yine savunma stratejilerinde oyuncuya göre değişecek bir konu. Ama Doncic zaten net bir olduğu için altından geçseydi Bu sefer de Doncic burada piki kullanırken şu noktada bir step back yapıp çok rahat şut da atabilirdi. O yüzden üstten geçmeyi tercih ediyor. Burada da zaten e, Powell'ın oyuncusu Zubac sarkık durumda. Doncic'i karşılamak istiyor. En azından bir drive'ını engellemek için ama şut mesafesi de var. Neyse izlemeye devam edelim pozisyonu izliyoruz geldi stopu yaptı bekledi Batum'un ne yapacağını gördü ve hafif geri çekilerek çok hafif tek ayak üzerinden şutunu yolladı İşte buradaki en önemli konuda zamanlaması evet yine Doncic inanılmaz hızlı şut çıkaran bir oyuncu ama fizik olarak avantajı yani boy avantajını kullanıyor ve zamanlaması her zaman savunmayı takip ederek ayarlıyor burada da. İleride de Hank Time ile ilgili Doncic'in turnikelerindeki Hank Time ile ilgili konuşacağız birazdan. Burada planladığı konu savunmanın geliş imesi. Yani bu ivmede açtığı mesafeye göre Doncic savunma ona hangi noktada yaklaşır, ben hangi noktaya gitmeliyim? beni kesebilir mi, kesemez mi, Ona göre bakıyor. Eğer ki savunma hızlı geliyorsa, onun ivmesini pozitife çevirip kendi açısından işte biraz önüne attığında çok hafif geri çekilerek şutu yine çıkarabiliyor. Eğer çok yavaş gelirse bu sefer bekleyip ee, topla savunma arasında kendi vücudunu koyuyor ve rakibi arkasına alıyor. Birazdan onun örneğini de göreceğiz. Şimdi bu pozisyonda zaten daha önce ee, sayıyı buldu. İkinci screen kullanımı. Burada Porzingis geliyor ilk olarak. Porzingis isteğine bir yarı ee, fake pick. Burada bir switch'e aslında yönlendirme peki bu. Hiç riske girmiyorlar. Çünkü biliyorlar ki Kawhi ve Porcoç hiç riske girmeden switch'i yapıyorlar. Ama ikinci tarafta Kavai ile beraber kalıp Kavai'yi arkasına almaya çalışıyor Porzingis. Devam ediyoruz. Burada tekrar Josh Richardson'ı istiyor ki Reggie Jackson'la eşleşsin, eşleşsin Paul George yerine. Onu da alıyor Doncic. Burada da işte savunma seçimi. Yani bu zaten bu sadece donatçı özel bir durum değil. İyi hücumcular eğer rakip istisnasız switch oyununa geçtiyse çok hızlı bir şekilde savunmayı seçmeye başlıyor. Burada da şu detayı parantez içinde belirtmem lazım. Pick and roll oyunlarında tabi rol kısmının her zaman artık şey gibi oldu pick and roll bir oyunun tabiri gibi oldu yani her seferinde rol yapması devrilmesi gerekmiyor oyuncuların... yani ya da devrilen oyuncu kullanması gerekmiyor ee, kısa oyuncunun ya da piki toplu oyuncunun artık konuşuna gelmeye başladı. Her zaman switch yapmak en iyi opsiyon değildi. Ya yani bunu zaten ben uzun süredir söylüyordum. Koçlar da bunun farkında. Her zaman rakibe göre doğru olanı ya da o an sağdaki duruma göre sizin oyuncularınızın özelliklerine göre doğru olanı seçmeniz lazım. İşte switch yapmaya her zaman maili rakip buna çok hızlı adapte oluyor artık. Bu tip durumlarda mesela Doncic için yapılabilecek en iyi konu sıkıştırma getirmek. Bunu da ilk maçta görmüştük. Bu durumlarda sıkıştırma getirerek onu top kaybına zorlayıp yoruyordu. Clippers hatta bunu bu sene Atlanta'da o maçı kaybettiler ama maçın sonuna kadar ciddi bir fark varken sırf sıkıştırma getirerek Doncic'i e fark eritmeyi başarmışlardı. Tabii bu biraz da dallasın e, yan parçanın e, kötü oynamasından da ama e, artık buna çözüm üretmek e, nispeten daha kolay tabii ki akıllı bir e, koçunuz ve akıllı bir oyuncunuz varsa. Burada Don Cicere Jackson'ı alıyor. Çok hızlı bir e, drive hamlesini yapıyor ve ilk adım. Şimdi ilk adımı aldığı yere bakar mısınız? Bundan hep bahsediyorum. Doncic ilk adımını savunmalara göre seçtiği noktalar %90 ihtimalle doğru oluyor. Doğru ne demek? Sayıya gitmesi demek. Buradaki tercihini çok iyi yapıyor. İlk adımını nerede alacak? Ve dripping'i nerede kesecek? İşte burada ilk adımı alıyor. Dripping'i kesiyor. Gather step'i yaptı. Gathering step İkinci adım. Yani toparladığımdan sonra da birinci ve ikinci adım aldı. Ve e, ta far line'ın oradan başladığı e, turnike adımını çemberde bitirdi. Kavai'de oraya yetişemedi. Ya uzun bir oyuncu olsaydı içeride ve orada Paul e, Porzingis'in bloku olmasaydı Kava'ya bunu dener miydi? Denemezdi işte. Mesela orada Davis olsa Doncic buna girmezdi. İşte bu da yine e, top tercihini ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Başka bir screen kullanımı burada da Josh Richardson geliyor ki bu kısa kısa screen'i çok kullandılar. E, özellikle bu maçta. Bunun iyi uygulamalarından biri de Golden State Warriors'tır. Özellikle Klay ve e, Curry arasındaki pik oyunları. Burada da Josh Richardson ve Doncic oynuyor. Yine Josh Richardson da yine dediğim gibi bu takımın e, sonra IQ'su bu takıma hani top dolaşımı olarak özellikle yetecek bir oyuncu olduğu için onun oynaması kritik. Burada da oynuyorlar. Hemen switch mi gelecek? Hayır. İşte bu sefer şunu yapıyorlar. Bu sefer Reggie bir show up yapıyor. Yani bu show up'ında gösteriyor savunmayı ve hemen değişmeye gidiyor. Paul George da ona gelen screen'den kurtulup tekrar esas oyuncusu olan Doncic'e dönmeye çalışıyor. Peki burada ne oluyor işte? Bu show yaptı. Kaçtı. Paul George da kurtuldu ve burada kocaman bir alan açıldı. Şimdi Donch için burada iki hamlesi var. Ya buradaki kanalı kullanıp Paul George yetişmeden buraya drive edebilir ama Paul George iyi bir savunmacı. Yetişme ihtimali çok yüksek. Zaten drive ettiğinde yardım da gelecektir buradan. Hatta buradan bile gelebilir. Burada pas opsiyonlarını değerlendirmeye başlayacak. Peki izleyelim bakalım ne oluyor. Bu mesafede direkt Paul George'un yetişemeyeceğini hissedip şut pozisyonu alıyor ve şutu yolluyor. Çok hızlı bir karar. İşte Doncic gibi bu mesafede şut özelliğiniz olunca bu kararı alabiliyorsunuz hiç mesafeye bakmadan. Kısa oyuncuların işte kendini geliştirirken dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Yani kısadan kastım tamamen pozisyon olarak bu arada fiziksel olarak değil. Ee, sağda zaten bu ayrım artık iyice bitmiş durumda NBA'de. Mesafeniz ne kadar uzak olursa bu tarz screenlerdeki savunmalara o kadar fazla sorun yaratırsınız. Switch mi yapıldı? Drive edersiniz doğru oyuncuyu seçip. Ee, show up mı yapıldı bir e, yardım savunması size kendini gösterip Adamına mı dönmeye çalıştı? Arada boşluk yaratıp hemen şutu atmaya çalışırsınız. Sıkıştırma mı geldi? Doğru oyuncuyu hemen bulup sıkıştırmadan e, kaçıp eksilen savunmada top dolaşım başlatabilirsiniz. Şimdi onun örneğini göreceğiz. Geçelim diğer pozisyona. Burada Doncic direkt yarı sağa geçiyor. E, oyunu yönlendirmek için e, spacing'i oluşturmaya çalışıyor takım arkadaşlarıyla ve bekliyor. Oyun akarken yine Josh Richardson screen'i geliyor. Bu sefer ne olacak? Bu sefer de sıkıştırma geliyor. Bakın 3 pozisyonda gördük. Switch geldi. Show up geldi. Şimdi sıkıştırma geliyor. Reggie Jackson'dan ki Josh Richardson'ın gelmesindeki bir diğer durumda onu onun eşleşmesinin Reggie Jackson olması ve onun kötü bir savunmacı olması. Burada peki Doncic maceraya atılıyor mu? Hayır. Sıkıştırma gelir gelmez. Richardson zaten derdi, hemen pası buluyor ve top dolaşım topu dolaşıma sokuyor. Yani piyasadaki sıcak parayı arttırıyor. <laughs> ve Gareth'in e, içerisinde doğru oyuncuyu bulmasıyla Priz kitabı detaylara da bakmamız lazım. Gareth'i takdir etmemiz lazım. Bakın tam e, direkt merkeze gidiyor. Merkeze gittiği anda opsiyonları artar. Şimdi burada mesela şu detaya da bakalım. Kawai Porzingis'i koruyacak mesafede iyi yardımda kalmış. Ama Porzingis'e odaklanıp biraz fazla aşağı indiği için mesafe hatası yaptığı için biraz burada Hardaway çok boş kalıyor. Kleber de boş çünkü Zubat çok girmiş bu seferde. Çünkü boyalanı kapatmak istiyor. Tabi burada ikinci ihtimal ne olabilirdi? Buraya bir e, pas fake'i yapabilirdi. Bu pas fake'inden sonra buraya bir pas verebilirdi. Ee, ama zaten buna gerek kalmıyor. Hardway'in boş olduğunu görüyor. Yardım savunmasının konumunu anlıyor Josh Richardson ve direkt top Hardway'e veriyor. E, Kleber'den de iyi bir tercih burada şut olarak. Kavay'da yetişmeye çalışsa da artık çok geç. Burada şutu yolluyor. Üst üste 3 farklı e, savunmaya karşı screen kullanımı görmüş olduk böylece Don için. Don ilgili screen kullanımlarında e, bir diğer sevdiğim konu da hiçbir şeyden gocunmaması. Bazı oyuncular bunu ayak direyebiliyorlar. İşte handoff oynamak, kendisini topsuz alanda kullanmak konusunda bazen sıkıntıya düşebiliyorlar. Bunun en güzel örneklerinden biri pozitif tarafta Curry. Topsuz oyunu belki de çok uzun süredir iyi oynayan, topa hakimiyeti yüksek olmasına rağmen asist tarafında, oyun yönlendirme tarafında kendisini ikinci plan atıp ikinci olarak kendisini planlara dahil etme başarısını gösteren en önemli oyunculardan biri de Curry. Tabi bunu şut e, gücünün etkisiyle de yapıyor. Çünkü ağırlık merkezini çok değiştirebilen bir oyuncu. Doncic'in de bu özelliği var. Ve Doncic de topsuz oyunlarda çok rahat top alıp tercihlerini yapabiliyor. Özellikle de biraz dinlenmesi gerektiği anlarda. Mesela burada Antetokounmpo'nun da artık bu tarz bir oyunu çok daha fazla benimsemesi lazım bence. Bakalım neyse o başka bir videonun konusu olsun. Burada izleyin Doncic e, kattan çıkıyor. Kleber'e yaklaşıyor. Kleber de handoff'la topu alıyor. Ve burada aslında asıl amaç Kleber'in screen'ini topsuz olarak kullanmak. Yani ve bunu yapabilmek için Doncic topsuz olarak aldıktan sonra şimdi burada Paul George ve onun savunduğu oyuncu Hardway de mesafeyi açmaya çalışacak. Screen'inize çok yakın geçmeniz lazım. Ya yani burada mesafeyi açmaya çalıştığınız zaten burada bir oyuncu var alıp e, biraz daha açılsanız savunma çok hızlı yanınıza gelir. Buradaki asıl konu dediğim gibi çok yakın geçip ondan sonra karar vermek savunmanızın durumuna göre. Peki bakalım savunma ne yapıyor? Screen'e takılıyor. E, yine bir ilk pozisyonda Batum'la eşleştikleri pozisyonda bahsetmiştim. Batum'un ivmesine göre karar verdiğini. Burada yine bakıyor bakın. Baktı ve çok yakın Batum. Yani burada bir şuta kalkmaya çalışsa çok zor. Yani burada bir şut. Ha faal alma ihtimali olur mu? Yok. Batum iyi bir savunmacı. Burada o faal tuzağına düşmez diye düşünüyor. Ve sırtını alıyor. Ve hiçbir şekilde önüne geçmesine izin vermiyor. Kleber da burada kendisine bir kanal açıyor. zubaç üzerinden. Bu kanalı açtıktan sonra Doncic buraya giriyor ve arkasında kalan Batum'un e, bloğundan kaçarak floater'ını yolluyor. Yine işte farklı bir tercih. Benzer bir pozisyon. E, farklı bir tercih Doncic'ten. Tabii screen kullanımlarında bir diğer konu da oyuncuların screenler gelmeden hareketini başlatması. Burada da bir önemli konu var. Evet işte rakip screenin geldiği yöne dediki oldu mu? Yani oraya odaklandı mı? Ya da sizin sağdaki konumunuz ne? Bunlar yine önemli. Şimdi bunun örneğini izleyeceğiz. Doncic burada Paul George karşısındayken ki Paul George yarı sahaya kadar yakın alıp aslında onu doğru bir baskı noktasına getirmiş durumda ve baskı oluşturuyor. Doncic de burada screen'i bekliyor ve screen'i hep e, baktığı noktada yani Paul George'un sağına gelebilecek şekilde kendisini konumlandırıyor. Ve Porzingis uzaklaşıyor. Özellikle Hardaway'dan burada bir screen geliyor. Yine bir kısa screen'i. Çünkü Lou Williams var karşısında. Ve Lou Williams burada e, çok akıllıca düşünmediği için Hardaway'in screen'ine rağmen Hardaway'in screen'e geldiği noktaya rağmen yani buraya gelen bir oyuncu da çok alakasız bir noktaya geliyor. Neden burada olduğunu asla anlayamadım. Zaten Drew Williams'ın evet belki birebir savunmada, baskıda, top çalma, işte siz sıkıştığınızda sizden sizi top kaybına zorlama gibi savunmanın bir kısmı olan özellikleri var. Ama işte bu tarz topsuz durumlarda da hiç akıllı oynayamayan bir oyuncuydu yıllardır. Burada da aynı hataya düşüyor ve devamında Doncic işte bu boşluğu görüyor. Şimdi screen'in geldiği noktada Hardway'in oyuncusunun boşalttığı alanı çok hızlı fark ettiği için screen'i beklemiyor artık. Çünkü Paul George da onu zaten hemen orayı da göstereyim. İşte bir oyuncunun yönünü seçmek. Pardon bir saniye bir daha geri alacağım. Evet buradan alalım. Paul George'un buradaki aslında tercih... şu yüzden hatalı değil ama Donch için işte bu tercihi kendi avantajına çevirme durumu var. Yani bakın burada Donç için soluna vurabilecek alanı kapatmış. Yani duruş şu şekilde. Eğer duruşu bu şekilde olsaydı bu sefer e, lateral bir screen yeme ihtimali yüksekti. Lateral screen yememek için art, aynı zamanda Donç için merkeze topu vuracağını hayal ettiği için ve burada arkadan gelen oyuncudan tabi burada Paul George'un şimdi zihnini okuyamıyorum ama Paul George gibi iyi bir savunmacı burada şunu bekler. Ya bana dipten screen gelecekse o oyuncunun, sıkrını getiren oyuncunun savunması buraya değil de buraya gelir herhalde diye düşünüyordur aklında. Çünkü kendisi öyle yapar. Eğer Louis Williams buraya gelmek yerine buraya gelip sıkıştırmak için e, ikinci bir alan yaratsa Don e zaten buraya sürmek zorunda kalacak. İşte iyi oyunu okumak, eğer Louis Williams burada baksa ya Paul George'un pozisyonu Don ortaya sürmeye yönlendirecek şekilde ben burada bir sıkıştırma getirecek şekilde konumlanmalıyım ya da eğer Doncic oradan çıkarsa yani kapalı olmayan taraftan çıkarsa onu karşılayabilmeliyim konusunu düşünmeliyken bunların hiçbirini düşünmüyor ve pozisyonu kaybediyor. Burada da Doncic akıllı tabii ki screen'i bekliyor. Görüyor alanı direkt screen'i kullanmadan drive ediyor. Zubac hemen kayıyor ama arka tarafta yine savunma uyuduğu için Hiçbir şey yapamıyorlar. Uyuyan savunmada burada. Zaten hani e, Kava yardıma geliyor. Morris de artık burada bir switch yapmaları lazım. Topsuz tarafta yani bir rotasyon olması lazım. Morris de sadece ellerini açıp orada bir oyuncu olduğunu biliyorum ama e, artık uyudum e, şeklinde bekleyip hiçbir şey yapamıyor. Donch için herhalde en büyük özelliklerinden biri de yön değiştirmesi. Ve yön değiştirirken ilk adım mesafesi, step back'leri 360 derece her noktaya e, rakibe göre yön değiştirme stoptan sonra işte e, shoot fake'i ya da pass fake'i kullanabilmesi ve rakibini devamlı bunları da çok çabuk yaptığı için bakın çok hızlı olduğu için demiyorum çok çabuk yaptığı için genelde savunmayı da yanıtmayı başarması. Şimdi ilk örneği izleyelim. aç burada top alıyor. Porzingis'ten yine bir yarım pick kullanıyor. Ve direkt e, aslında savunmasını eksiltebilecek hamle screen'den gelmedi. Sadece Paul George biraz yavaşlattı. Paul George hala üstünde. Ve burada stopunu yapıp e, daha aslında daha yapmadı pardon. bir e, behind the back yapıp topu step back'te geri çekip ilk yön değiştirmesini yaptı. Şimdi yön değiştirme derken hani sadece zaten Yugoslav ekolünün e, köklerindeki en önemli özelliklerinden biridir. Özellikle ileri doğru, ileri doğru yön değiştirme. Çok keskindir, çok nettir topu nasıl ileri vuracağınızın detayları çok fazla anlatılır ve çok ciddi çalışılır. Yıllardır ve bunun üzerinden de mesela bunun en iyi örneklerden biri Bodrogo'ydu eskiden. Bodiroga bunun bir tam bir böyle fundamental adam olarak örneğiydi ve o da bu yön değiştirmeleri çok iyi yaptığı için çok hızlı bir oyuncu olmamasına rağmen rakibi her zaman yanıltırdı, her zaman eksiltirdi. Doncic de bunu çok iyi yapıyor. Burada da ileriye değil Geriye bir yön değiştirme ve üzerine bir stop ve step back shoot buluyor. Tabi da işte ileriye de yapabilir 360 derece dediğim yana da yapabilir. Ki işte içeriye girdiğinde özellikle boyalı alana girdiğinde zaten euro steple bunu yana da çok rahat yapabiliyor. İlk adımından sonra da işte hang time'ını çok iyi kullanıyor. Bunların hepsi birleşince de doncici savunmak e, her oyuncu için iyice zor hale geliyor. Burada da step back'ini yaptı. Zaten Paul George direkt saldı artık. Orada yetişecek hiçbir şey kalmadı için. Şimdi diğer pozisyona da bakalım. Burada da Kawhi üzerinde yine iyi bir savunmacı. Kawhi bayağı yakın almaya çalışıyor. Hatta topunu da iyi bozuyor burada. Ama Doncic burada da şutunun gücünü kullanıyor. Yani iyi bir, net bir yön değiştirme yapamadı. Ama dribblingden sonra bakın stopu yaptığı nokta çok ilginç. Mesela özellikle de adımını çok geri atıyor ve bacaklarını açık bırakıyor. Peki buradaki amaç ne? Şimdi çok geri çekilse şutu bulabilir. Ama amacı başka bir şey. Amacını şimdi göreceğiz. Çok yakında giren kavaydan faal almak. Ve alıyor da. Üzerine de sayıyı da buluyor. Çünkü artık bu skill shotlarda özellikle de zor durumlarda biliyorsunuz hani o görüyorsunuzdur idmanları YouTube'da, Instagram'da falan skill koçlarının. Bu tarz pozisyonlar hep oyuncuları iterler, vururlar, o yastıklarla falan içeri girerken dürterler böyle. İşte onlar aslında bu anlar için basket faalleri çıkarabilmek zor durumlarda, circus shot dediğimiz aslında komik shot diye tanımlanan eskilerden eskilerde komik shot olarak görülen bu şutların Şov için yapılan hatta diyeyim bu şutların artık bir önemi var, çok daha önemli. Özellikle de boyalı alanda körü gibi oyuncular burayı çok geliştirdiler. Doğanç işte burada tekrar bir geri alacağım. Stopu yaptığına geleceğim. Burada zaten Kavay'ın üstüne çıkacağını biliyor. Yani normal bir şut atması çok zor. Onun farkında. O yüzden de hem vücudunu kullanıyor. Alan açıyor hem de stopu öyle bir yapıyor ki ayaklarını açarak direkt fare alabilecek noktaya getiriyor. Yine bir ilk adım ve stop tercihi Doncic'ten sayıyı getirdi ona. Şimdi diğer pozisyona bakacağız. Burada yine Paul George karşısında, ee, onu köşeye sıkıştırmamış durumda. Daha da Terer karşısında bekliyor, yaklaşıyor. Diğer oyuncular Doncic'e göre konum alacaklar, konuştular, başladı Doncic'tr. Drive'a. se oynayacak. 1 dakika 30 saniye var artık maçın son bölümleri. Şimdi bu duruma. Ee, sanırım Paul George bir de ilk maçta düşüyordu. O pozisyonu e, almadım. E, buradaki örnek üzerinden konuşurum diye. Biraz da video artık uzamasın diye. Ki yeterince uzadı gerçi. DoğaÇ change drive'ını yapıyor. Ve yine aynı şekilde. Yani ilk pozisyon bundan önceki pozisyonda da izlemiştik ama. Oradaki daha e, dikeydi. Yani geriye doğru dikey bir geri çekiş vardı. Burada daha net bir yön değiştirme var. Gittiği yönün tam tersine. Buradaki amaç da bakın. Tekrar bir geri alacağım. Burada ince bir detay var. Donch için drive'a başladığı nokta. Şimdi oyuncular drive'a neden açık alanda başlarlar? Bir e, hızlarıyla savunmayı e, geçip gitmek ve arkasında bir alana sahip olmak için. Bu var ama Donch hızlı mı? Değil. O yüzden Donch için buradaki amacı savunmayı kendisiyle beraber uyutarak sürüklemek. Ya yani ben nereye kadar sürükleyebilirim? ve hangi noktada geçebilirim onun hesabını yapmak Donch işte bunun hesabını çok iyi yapıyor o yüzden driver neredeyse yarı sağdan başlıyor drive'ını yapıyor 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 artık topu hamle yapmasını beklediği ana getiriyor Paul George zaten yavaş kaldı geçemedi Paul George bunu yapıyor Kavay da bunu yapıyor bakın ikisinin de eksiği neydi bir önceki pozisyonda ikisi de topu hamle yapmak istiyorlar çünkü steel kovalayan oyuncular bunlar Doncic de işte bu top kaybı yerine onların hamlesini bekleyip o anda yön değiştirmeyi kovalıyor işte. Burada da onu yapıyor. Bir the back yönünü değiştirdi. E, tam da dirseğini oradan floater'ı yolluyor. Zaten burada da artık maçı hani, bitir bitirdiği perçinlediği nokta oldu. Bir önceki maçı da e, Porzingis'in e, pardon, Paul George'un e, hançer şutuyla bitirmişti. E, Clippers bu maçta da Doncic onlara ...Paul George üzerinden aynı cevabı vermiş. Peki bu Donch için hiç mi eksisi yok? Yani hiç mi hata yapmıyor? Ee, kardeşim nasıl olacak bu iş? Allah Allah. Bu da artık nedir yani? Go Goat mudur? <laughs> Neyse hiç, hiç boş kart tartışmaya girmeyeceğim. Tabii ki var eksiklikleri. Biraz onlara değineceğim. Bunlardan birincisi de şimdi üst üste çok benzer iki pozisyon izleyeceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle bir yorulduğu anlarda dahi şöyle bir inadı var. Artık ben yorgunum ama ben bu takımın sürükleyicisiyim. O yüzden de ben oynamalıyım, geberiyor olsam da dediğim ve seçtiği pozisyonlar çok ciddi kayıplarla, top kaybı ve kötü şutlarla sonuçlanıyor. İkinci konu bazen çok fazla inada bindiriyor işi belli noktalarda. Ki bu biraz onun aslında kafasında ki buraya NBA'ye gelmeden önce Euroleague'deki ağladığı pozisyonlar falan hep e, göz önüne gelmişti basına falan yansımıştı hatta ben de o zaman konuşuyordum yani Donç'un tek yaşayabileceği sorun bu aşırı e, inadı aşırı kavgası aşırı e, duygusal olduğu anlarda kendisine çok kızması yani orada hissediyorsunuz onu kendisine çok kızıp e, motivasyon düşebiliyordu onu atlattı biraz e, burada nispeten daha iyi ama yine de kendisini kaybettiği anlar oluyor bu da belki de oyunun en büyük eksikliği. İzleyelim şimdi pozisyonu. İki pozisyonu da arda arda izleteceğim. Zaten ne kadar yakın olduklarını göreceksiniz. Burada kovalıyor. Yani önceki pozisyonlarına göre kendisinin yaratabildiği, net yaratabildiği pozisyonları hep gördük. Artık yaratamadı. Burada vazgeçmesi gerekirken geçmiyor. Çünkü süre de azalıyor. Topu kötü kullandı genel olarak. Creepers de iyi savunma yapıyor. Ee, ve Clippers savunmasına karşı e, iyi savunma yaptığı için de ya kendi takımından da bir destek bulamıyor, bir oyuncu seçemiyor. E, o yüzden hani bu tip anlarda sahada güvenilebileceği x bir isme e, böyle son dakika bomba bırakır gibi değil de biraz daha belki 10-11 saniye civarında topu teslim etmesi gerekirdi, bunu yapmadı, yapamadı da bir yandan Clippers zaten iyi savunma yaptı ve e, kendisine göre sahada e, en yüksek kalabilecek oyuncunun üzerinden de üçlü atmaya çalışınca bir airball oldu. Şimdi bu pozisyona geçelim. Bu maç bu pozisyon ilk maçtan. İzleyelim. Zaten aşağı yukarı ne kadar benzediğini göreceksiniz. Yine dirse merkeze doğru drive ediyor. Kurtulamıyor. Switch geliyor. Yine zubaç karşısında. Bu pozisyonda da e, ikinci maçtakinin tersine ki o pozisyon üçüncü çeyrekteydi. Burada dördüncü çeyrekte ki bu maçta daha yorgun ve bitikti. Yine oynamaya çalışıyor. Bu sefer drive ediyor. Ve en kalabalık noktaya. İşte artık burada o övdüğümüz Meşhur sağ vizyonunun karardığı nokta tünel vizyonu dediğimiz gibi bunu motosiklet sürücüleri bilir o tünel görüntüsü at gözlükleri de denir hatta at gözlükleriyle bakıyorsunuz konusudur bu tünel görüşüne giriyor ve artık sağa görmüyor bu yine işte hataya düştüğü ve en yorgun konsantrasyon en düşük anlarda olduğunda yaşadığı hatardan biri ve burada kavaya topu kaptırıyor. E, bu pozisyonda şu yüzden aldım. E, tabi burada Doncic çok e, hayırdır da sağda artık Doncic yok kendi mi Doncic konuşacağız. Bu biraz da şunu göstermek için e, Dallas 3. çeyrekte biraz sallanıyordu bu maçta. Doncic işte o deminki hatalarından sonra dinlenmeye alındığında ki biraz da tabi hataları dışında da rotasyona dinlenmesi gerekiyordu. E, Clippers savunmasının e, özellikle de Doncic yokken e, işte Porzingis Hatta şu an sağ sanım Josh Richardson, var köşe köşedeymiş pardon. Onu da köşeye atıp yani belki de topa yön verebilecek tek kişiydi. Hatta oyuna yön verebilecek tek kişi de köşeye atıp bu tarz oyunlara girdiğinde Dallas çok ciddi sıkışıyor. Yani Brunson da burada e, o yüksek IQ'ya sahip oyuncu değil. Porzingis zaten değil. hard de değil. Onu da hani Doncic yokken sağda Clippers'ın nasıl bir baskı yaratabildiğini göstermek çaldım bu pozisyonu. Ya burada da Louis Williams direkt gelip ki yani ondan bahsettim. gibi bir birebirci olmasa da artık bu kadar basit baskı konularını çözüp e, hemen yardım getirip e, takımı kitleyebiliyor. Bir sonraki pozisyon da yine aslında Doncic savunma tarafında işte Doncic'in yoldan çıkarma konusuyla ilgili. Bu pozisyonda izleyelim bir. Burada Doncic'in üstüne gidiyorlar. Yani geçen sezon hatırlarsanız ee, özellikle de Morris ee, işte ayağına basma durumu işte kasıtlı mı değil miydi ki yani çok kasıtlı gözüküyordu. Biraz orada kıvırdılar. Doncic çok sinirlendi. ikinci maçta e, ortalık biraz daha karıştı vesaire. Clippers'ın bu geçen sene denediği bir konu ve Doncic burada sinirleniyor. Bu onların tam olarak istediği bir konu. Yani konsantrasyonunu yitirtmesini sağlamak. Doncic'in de ikinci en büyük eksikliklerinden biri bu. Sahada biraz yıpranmaya başladığı zaman, rakip ona sertlik göstermeye başladığı zaman, kasıtlı ya da kasıtsız konsantrasyonunu hızlı yitirebiliyor. Bunun da nedeni tabii biraz yorgunluk. Yorgunluk çöktükçe sinirleri de palanmaya başlıyor. Biraz mental gücü burada düşüyor. Umarım bunda ileride toparlar. Tabii bu biraz daha olgunlukla da ilgili. Yani şu an gerçekten çok genç bir oyuncu Doncic. O yüzden hani belirli bir olgunluk seviyesine eriştiğinde Muhtemelen bu özellikleri de biraz daha törpülenecektir. Evet son kısımda da artık videonun son bölümünde de Don için e, skill shotlarından bahsedeceğiz. Yani aslında her durumda, her pozisyonda e, farklı baskı altında, e, farklı rakiplere göre, farklı savunmalara göre her zaman cebinden çıkardı. İşte e, hep böyle bir geçen seneden kalmış bir 100 lirası varmış gibi e, her topu çembere yollayabildiği pozisyonlar ve özellikleri. Biraz buraları hızlı geçeceğim artık. Bunları üst üste e, izleyebiliriz. Sadece birkaç ufak detaya değineceğim. İlk pozisyonu izleyelim. Burada direkt e, dirseğe doğru drive ediyor ve stop'a kalktığında zaten fare alacağını hissedip Morris'ten. bu sefer de e, tek adım tek shot bir e, tek el pardon bir shoot yolluyor. Yarı floater gibi bayağı zor pozisyon. Bu yine bahsettiğim hang timelar e, yani havada asılı kaldığı anlar. Buradaki en büyük başarısı Doncich'in e, dripinge pardon turnike adımla başladıktan sonra rakibin konumuna göre eğer arkadan geliyorsa e, mesile geçip geçemeyeceğine bakması, eğer yanındaysa e, onun ot sıçradıktan sonra sıçraması bakın burada tam e, o anda durdurdum savunmanın sıçramasını bekliyor. Ne oluyor bu durumda savunma sıçradıktan sonra eğer e, karşınızdaki Jordan değilse ya da çok uzun bir önce değilse Davis gibi vesaire. E, Ilk o sıçradıktan sonra ve inmeye yakın siz sıçradığınızda zaten sizi yakalaması çok zor. Doncic işte bunu bekliyor. Paul George sıçrıyor. Paul George inerken Doncic işte sıçrıyor. Bu da aslında bayağı e, şu anda hani açık sahada ve özellikle drive ve drive potansiyeli yüksek oyuncuların çok çalıştığı konulardan biri. E, rakibe göre hareket ettiği noktada işte Donch için yine e, en önemli özelliklerinden biri bu hang time özelliği. Bu pozisyonda da yine e, Zubacı alıyor karşısına. Bekliyor bekliyor drive'ını ediyor. Burada da aynı şekilde bakın yine e, hatta Zubatçı bu sefer tam karşısına bile geçmemiş. Bir, bir saniye falan önce sıçrıyor ama tam pozisyonda alamadığı için. Burada da tabii fizik gücü de vardı onun için. E, onu da e, yok yok saymamamız lazım. Onun için e, kilolu diye geyiği yapılsa da ki sezon başında Harden'a da yapılıyordu. Sonra ne hikmetse Brooklyn'e gittiğinde bir anda inanılmaz zayıfladı. Yani bunlar artık yani görüntülerdeki e, komiklikler belki işte beline sardığı bir pad ne bileyim ya da herhangi bir şey olabiliyor. <laughs> o yüzden biraz e, gazı da çok e, olarak bazen çok gaza geliniyor. Sakin ol abi bu oyuncuların hiçbir evet hepsinin fazla kilosu olabilir, ödeme olabilir. Bunlar çok normal yaz dönüşlerinde yıllardır olan şeyler. Herkes bir Ronaldo gibi, makine gibi olmuyor maalesef. E, ama zamanla da form tuttuğunuzda vücudunuz zaten idman temposuna girdiğinde yeniden e, şeklini alıyor. Böyle inanılmaz 10 kilolar, 20 kilolar, 30 kilolar tabii ki fazları olmuyor bu oyuncuların. Ha yok için öyle bir sıkıntısı vardı. E, o da çözdü. Kolayı bırakması yetti muhtemelen. Neyse geyik bir yana Doncic işte burada güçlü fiziğini kullanıp, Zaten dengesiz olan Zubac'ı kart edip yine havada tek elle, e, pozisyonu bitiriyor. Bir sonraki pozisyona bakalım. Burada yine screen'i kullandı. Yine ortaya vurdu. Burada da yine hang time bekledi. Paul George'un çıkmasını bekledi denklemden. E hava, ha, havada yine bekleyerek yine hang time'ını kullanıp kavaya karşı bakın. Kavay yine indiğinde Doncic bu sefer de ondan çok yukarı zıplamasa da kolunu yukarı uzatarak mesafeyi almış oldu ve topu bıraktı. Daha dengesiz bir floater olmasına rağmen sayıyı buldu. İşte Burada bütün avantajlarınızı kullanmak diyorum. Yani her zaman en yükseğe sıçramak yerine eğer 2-0-1, 2-0-5 bir oyuncuysanız kol mesafenizi doğru nokta ayarlayarak sayı yine bulabilirsiniz. Mesela bunun en güzel örneklerinden biri işte Porzingis'e bakıyoruz. Kötü örneği. En güzel örnekim Durant. Yani Durant bu tarz drivelarda zaten boyu uzun. bunun üzerine bir de kol mesafesini iyice yukarı çekiyor. O zaman yani yetişmeyi bırakın zaten yaklaşmanız bile imkansız hale geliyor. Doncic ondan çok daha kısa bir oyuncu olmasına rağmen hani boy olarak söylüyorum. Bu tarz durumlarda kol mesafesini iyi ayarlayıp sayıya gitmeyi planlıyor. İyi bir oyuncu her zaman planlar sağda. Burada mesela Doncic daha atletik olsa ve direkt çembere gitmeye çalışsa Belki de hücum faal alacaktı. Ya da belki e, arkadan gelen oyuncudan blok yiyecekti. Devam edelim. Burada da yine drive'ını yapıyor Batum'un üzerine ve Batum'u yine sağına kadar e, zorluyor. Ki Paul George'a yön değiştirip pozisyonunu aşağı yukarı aynı. Bakın ilk adımı çok geniş. O geniş adım aldıktan sonra da bu sefer tek adım hafif fade away e, sıçrıyor. Ve yine Batum'un e, müdahalesinden önce bu sefer topu yolluyor. Batum iki seferde de yavaş kaldı onu. Hatırlarsanız pikten çıktığı bir pozisyonda da e, Batum üzerine gelmişti. Orada yine bekleyip yarım e, çok hafif bir fade hatta yarım bile değil. Hafif geri çekilerek e, şutu yollamıştı yine aynı şeyi yaptı. Burada da yani Batum'u ne kadar iyi okuduğunu görüyoruz Donç için aynı hataya düşmesini bekliyordu. Burada da artık iyice yani bu tekel floaterlar... E, hang time'lar yarım fade üzerine bir de artık üzerine e, tam bir fade atacak. İzleyelim pozisyonda. Bu da tek ayaktan denge ayağından ya, bir fade de yolluyor. Bunu da sokuyor. Bu da mesela bu sene Donç için pardon yok iki senedir daha doğrusu yok için daha farklı geliştirdiği bir stile işaret ediyor. O da daha yarım dönüp e, fazla geri çekim ama tek adımla bacağını fazla açmadan boyun avantajı yoldu şutlar. Orada biraz e, Dirk Nowitzki'nin özel şutunu alıp e, biraz modifiye etmiş de Jokic. Doncic de klasik FDV'yi alıp burada tek ayak üzerinden ki hani bu evet Doncic'in modifiye ettiği bir şey değil tek başına ama onun da gayet iyi yaptığı ve kullandığı bir e, şut stili. Ve videonun son bölümüne gelirken e, kapanışı da aslında skill shot bölümünde Doncic'in aslında izlememize rağmen hatta e, Maçın sonuna damgasını damgasına maçı bitiren bu güzel floater'ını almak istedim. Bu pozisyonu zaten konuşmuştuk. Burada da yine e, çok iyi bir yön değiştirme yapıyor ve topu yine merkeze vuruyor. Ve yine Batum'un üzerinden ki Batum burada en büyük hata sıçramıyor bile çok büyük hata. Belki de pas yapacağını düşünüyor ama e, artık her şey için çok geç. Yine bir tek adım e, tek ayak floater'ını yolluyor ve maçı bitiriyor. Şimdi buraya kadar dediğim gibi iki maçın da özelinde birçok detayı konuştuk. Maçların hikayesini konuştuk. Farklı detayları konuştuk. Yine maç içindeki değişimlere baktık ama dediğim gibi videonun başında bu maçları lineer anlattığım bir analiz yapısı değil. Artık böyle biraz daha karışık oyunculara odaklandığımız takımların farklı özelliklerine durumlarına, gelecekteki ya da şimdiki hallerine odaklandığımız analiz videoları. Ama bu videoları da bitirirken yine de iki maçı konuştuğumuz için maçın ilk maçı Clippers, ikinci maçı da Don't çalmıştı. Bu iki maçın da kırılma istatistiklerine bakmak istedim. Bunlara da yine bakmaya devam edeceğiz farklı analizlerde eğer maç özelinde konuşuyorsak. Burada ilk göze çarpan istatistik aslında reboundlar. İlk maçta Clippers 46 rebound almış. Dallas 33 rebound. İkinci maçta Clippers 37 rebound alabilmişken Dallas 43 rebound almış. Burada iki konulardan biri zaten e, özellikle de dallas'ın hücum verimliliğini gösterirken savunma tarafında e, fazla rebound verebilecek bir konum bırakmadıyken ikinci durumda da hani Clippers'ın e, ikinci şans e, sayılarında dallas'a hücum ile alan açtığını gösteriyor biraz da buradaki düşüş. Hemen o da istatistiklere yansıtılmış zaten. İlk maçta ikinci şans sayıları gördüğünüz gibi e, 13'e 3 e, Clippers de yine hatta şöyle şöyle göstereyim. 13'e 3 ikinci maçta 9'a 12 Dallas yine dönüyor ikinci şans sayıları. Bir diğer kritik istatistik burada aslında ilginç bir şekilde kritik istatistik. Asist sayıları. Şimdi Dallas gibi bir takımın 20 plus asistlerde kalması onların aslında karakteristik özelliklerinden biriyken İkinci maçtı. Kazanmalarına rağmen 14 asist yapıyorlar. Burada işte konu biraz şuna geliyor. Doncic'in bireysel seçimlerine çünkü maçın sonuna çok ağırlık veriyorlar. Doncic burada biraz paylaşım bırakıp spacing'i ayarlayarak pozisyonunu kendine göre yaratıp aslında maçı bitiren noktaya kendisi getiriyor. Biraz da o yüzden. Diğer konu yüzdeler. İlk maçta Özellikle de Clippers'ın %50 field yüzde %43 üçlüğü e, direkt maçı etki etmiş. Bu çok belli oluyor ve %81.8 de faal attılar. İkinci maçta bu %42'ye düşmüş field goal tarafında. Üçlükte %28'e düşmüş. Bu işte hani iki tarafta da e, savunmanın önemini gösteriyor. Dallas'ın ikinci maçta özellikle arka alanda iyi yaptığı savunma. E, Creepers yüzlerini inanılmaz etkiledi ve üçlük tarafında %28'e kadar düşürdü ki işte iyi savunma yaptığınızda neleri tolere edebiliyorsunuz. Mesela 18 top kaybını tolere edebiliyorsunuz. Ya yani top kayıplarından verdiğiniz sayıları da sınırladığınız için burada top kaybı yapsanız da hem rakibin yüzdesini düşürmeniz hem top kaybından verdiğiniz sayıları düşük tutmanız işte sizi yine de maçı kazanmaya götürebiliyor. Ve tabi artı olarak yine burada kötü yüzler atması yanında bir de çok kötü faal atmış Clippers yüzde buçukta. Bu da yine sonuca etki etmiş ki ilk maça baktığımızda e, boyalı sayılarında neredeyse hiçbir değişiklik yok. Hani 44'de 30 iken 42'ye 30 olmuş. Burada ciddi bir kaybı yok Clippers'ın. Fast break sayılarında hatta ilk maçta e, iki takım da daha çok sayı üretmişken burada Clippers yine önde. Ama dediğim gibi ikinci şans sayıları ve rakibin iyi savunmasının karşısında yüzdelerin düşmesi ve hatta dallas'ın top kaybı yapmasına rağmen e, ilk maçtan da çok top kaybı yapmasına rağmen hem rakibin top kaybını arttırması hem de e, ...yüzdesel olarak ve e, ikinci şanslı olarak sınırlaması e, Dallas'a maçı getirmiş. Tabi burada da önemli olan e, konulardan biri. Bunu e, da asist üzerinden açıklamıştık. E, Donch için son bölümde kontrol ele alması, savunmalı da bütün takımın e, arkalarını çok iyi savunmasıydı. Evet, e, bu analizi de bitirdik. Bu noktaya kadar e, gelmiş herkese çok teşekkür ediyorum. Yani şu an ham durumda 3 saatlik bir kayıt oldu benim için. Umarım son durumda 3 saat çıkmayacak. Çok daha kısa çıkacaktır. Atacağım detaylar, atacağım kısımlar olacak. Buraya kadar izleyecek ve hatta izleyen herkese de çok şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki analiz videosunda da tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bu arada video izleyenlerin büyük bir kısmı kanala abone olmuyor gözüküyor. %50-55 gibi bir kısmı. Yani bir tıklayın. Yani ücretli değil normal abonelik. Bir tıklayın. Öpüyorum sizi. Haydi bay bay.